Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Safalar bahşettiniz. Ekranları başında bizleri takip eden değerli izleyicilerimiz de siz de hoş geldiniz. Safalar bahşettiniz. Bugün Beyoğlu Tersane-i Anadolu Lisesi öğrencileriyle birlikteyiz. Bir kez daha hoş geldiniz arkadaşlar. İlk programımız inanılmaz heyecanlıyız. Gençlerle baş başa programında her hafta bir büyüğümüzü, bir kıymetli ismi, bir değeri gençlerle buluşturacağız. Onu gençlerle baş başa e, hale getireceğiz ve sizden de değerli geri dönüşler almak istiyoruz. Umarız, temenni ederiz, güzel bir başlangıç olur. Birbirinden değerli isimleri burada dinleme, izleme, onların bilgilerinden, tecrübelerinden istifade etme fırsatı buluruz. Bugün acaba kim bizimle? Bir şiir paylaşacağım. Sonra siz tahmin edeceksiniz. Yağmur, seni bekleyen bir taş da ben olsaydım. Çölde seni özleyen bir kuş da ben olsaydım. Dokunduğun küçük bir nakış da ben olsaydım. Sana sırıl sıklan bir bakış da ben olsaydım. Uğrunda koparılan bir baş da ben olsaydım. Bahir adam süzülen bir yaş da ben olsaydım. Okşadığın bir parça kumaş da ben olsaydım. Senin için görülen bir düşte ben olsaydım yeryüzünde seni bir görmüşte ben olsaydım sana hicret eden bir Kureyş de ben olsaydım damar damar seninle hep seninle dolsaydım batılı yıkmak için kuşandığın kılıcın kabzasında bir dirhem gümüşte ben olsaydım Evet tahmin ettiğiniz isim Profesör Doktor ...Nurullah Genç hocamız bugün bizlerle birlikte. Hocam hoş geldiniz. Merhabalar. Buyursunlar efendim. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Kıymetli hocamız değerli vaktini ayırdı ve bizim ilk programımızı... Teşrif etti. Bu bizim için çok kıymetli, çok değerli hocam. İlkler çok heyecanlıdır. Eyvallah. Siz bizim... Hayırlı uğurlu olsun. Allah razı olsun. Bu heyecanlı e, vaktimizde, heyecanlı programımızda, heyecanımızı yenmemize, bu heyecanımızı bizimle paylaşmaya e, geldiniz. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür hocam. ediyorum. E, dediğim gibi hayırlı uğurlu olsun. Gençlerle bir program, bizim de heyecanlandığımız bir programdır. Ömrümüz gençlerle beraber geçti. Çünkü benim soyadım da genç, evet. bizim aile de genç ailesi. Hep gençlerle beraberim zaten. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Eyvallah. Eyvallah. Kıymetli hocamız 1960 Erzurum Horasan doğumlu. Çok zengin bir e, babanın dokuz evladından biri olarak e, dünyaya gelmiş. O, o, bulunduğu köy elektriğin olmadığı, okulun olmadığı bir köy. O yüzden e, okula başlaması, eğitim hayatı zorlu gerçekleşiyor. Ama bütün bu zorluklara, bütün bu meşakkatlere, sıkıntılara rağmen başarılı bir performans ortaya koyuyor ve karşımızda bir iktisatçı olarak ve çok önemli bir bürokrat olarak, profesör, doktor olarak e, gençlere hala bir hoca olarak destek olmaya, hizmet etmeye devam ediyor. Ben minik bir anekdotla başladım, dedim ki. ...çok zengin bir babanın dokuz çocuğundan biri olarak dünyaya geldi. Şimdi hocam diyebilir ki ya biz çok da zengin bir aile değildik. Ama o bugün buraya gelirken beraber yaptığımız programı... E, ...ve sonrasında bir başka kanalda, YouTube kanalında... ...gerçekleştirdiğiniz programda anlattığınız e, bir hikaye vardı. O evet. on koyun hikayesi. O on koyunun sonrasında babanız tarafından hibe edilmesi hikayesi. Bu Doğru. çok zengin bir gönülün ancak yapabileceği bir iş. O yüzden gözyaşıyla dinlediğim bu hikayeyle başlasak olur mu diye soracağım size. Olur tabii ki. Gençlerle Baş Başa programın ismi de şimdi yani. Evet efendim. Ali Fuat Başgili hatırladım Allah rahmet eylesin. Allah rahmet o çok güzel kitabı vardı Gençlerle Baş Başa diye. Orada bir anekdotu var program. Hatta kitaba başlangıç cümlelerinden iki tanesi yanlış hatırlamıyorsam. Diyor ki, çalış genç kardeşim çalış. Namerde muhtaç olmak ölmekten beterdir diyor. Bir de gerçekten de hiç unutmamamız gereken, benim de yıllar yıl hatırladığım bir cümlesi var. Başkilin orada Gençlerle baş başa kitabında. Diyor ki, gençliğinizi eğlenerek geçirirseniz, ihtiyarlığınızı da ağlayarak geçirirsiniz. Hmm. Evet, önemli bir cümle. Evet eğlenmek, hayattan alabileceğiniz bir takım zevkleri, neşvi nemaları elde etmek, hepimizin hoşuna giden, bize mutluluk veren şeyler olabilir ama bunu dengeli yapmak lazım. İnsan hayatını belli bir denge içerisinde sürdürürken mutlaka her dönemde de çalışmalı. Benim on koyun hikayesi de bununla iç içedir. Önce ailemin zenginliğiyle ilgili bir şey söyleyeyim. Gerçekten çok zengindi babam. Nasıl zengindi? İşte ahırında 12 tane koyunu vardı, 2 tane sığır vardı. Ee, ama zannederdiniz ki konuştuğunuz zaman bütün dünya bu adamın herhalde. Yani yarın kalkacak, bütün dünyayı dağıtacak herkese. Böyle bir hali vardı. Evet. Veririz, yaparız Allah'ın izniyle filan derdi. Ee, ya onunla konuşan köy ağası zannederdi onu. Yani sürüleri var filan gibi. Çünkü sahip olduğu az şeyin bile çok olduğunun farkındaydı. Hı. Bu çok önemlidir. Mesela hiçbir şeyi olmasa dahi çok sağlıklı bir adam dünyanın en zengini olduğunu düşünebilir. Çünkü evet. zenginlerin parayla alamayacağı bir takım şeylere sahiptir, özelliklere sahiptir. Ya sabancının Allah rahmet eylesin Aynen. sakıp sabancının oğlu için söylediği cümleyi unutmuyorum. Yani evet ayakkabı fabrikalarım var ama oğluma ayakkabı giydiremiyorum. Anlamına gelen bir sözü vardı. Onun için zenginliğin tanımını bir yapmak lazım. Zenginlik nedir diye. Değer koyarak yapmak lazım. Mesela sağlığın değeri parayla ne kadardır? Şimdi i̇şte parası çok olup da sağlığında sıkıntısı olan adamın ne kadarlık bir değeri kaybolmuştur gibi. Hı hı. Babam bu anlamda iki zenginlik özelliğinden söz ederdi. Derdi ki bu ikisi yoksa kul fakirdir. Birisi imandır derdi. Dünyanın en büyük, kainatın en büyük zenginliği. Yani yaratılmış, gelmiş, dünyada yaşıyor ama yaratanını bilmiyor, takdir etmiyor. Hayalinin o beyti gibi hani Cihan ara cihan içredir, arayı bilmezler. Ol mahiler ki derya içredir, deryayı bilmezler derdi ki babam divanları ezbere okurdu. Yani Niyazi Mısri'nin bütün şiirlerini ezbere okuyan bir adamdı Yunus Emre'ydi. Onun için böyle divanlardan, beyitlerden de örnekler verirdi denizde olacak ya da tarlada mesela e, köstebek olacak derdi. Tarlayı kazacak ama tarlayı bilmeyecek. İnsan böyle değil ki. İnsan varlığını bilecek, yaratıldığını, nereden geldiğini, nereye gittiğini. Bu imandır. La ilahe illallah diyecek. Allah'tan başka ilah yoktur. Bütün kainatı ve beni O yaratmıştır. İşte bu iman cümlesi la ilahe illallah Muhammedur Resulullah demek kainatın en büyük zenginliğidir derdi. Yani buna, buna sahip olmayan adam ne yoksul adamdır, ne fakir adamdır derdi. İkincisi de, ikinci büyük zenginlikte de sağlık. Hı. Eli ayağı düzgün, kimseye muhtaç değil. Hani el avuca bırakma Rabbim diye dua eder genellikle insanlar. Kimsenin merhametine muhtaç değil. Son anına kadar rahat ve sağlıklı bir şekilde yaşıyor. İkinci zenginliği de tamamlamıştır. Mala mülke gelince onların sahibi Allah'tır. Allah isteyene verir, istediğinden alır derdi. Dolayısıyla bir defa o zenginliğin ortaya çıktığı felsefe burası. Evet Bunu kaçırırsak on koyunu neden verdiğini anlayamayız. Yani neden vazgeçtiğini, bütün bir sermayesini bir anda bir okuldaki ihtiyaç sahibi öğrencilere neden verdiğini anlayamaz, anlayamayız. Burası fevkalade önemli. Onun için bu zenginlikle alakalı meseleyle dedim başlayayım. O kadar çok da söylediğiyle ya da inandığıyla özdeş yaşadı ki e, ölümünde bile kimseye muhtaç olmadı. Hmm. Yani öldüğünde bile birisi kucağını alıp can çekişmesine şahit olmadı. Yani kucağında taşıyarak onun yükünü çekmedi. Derdi ki beni kimseye muhtaç etme ölümümde bile Rabbim aynen benim vaziyetimde abdest alıp oturduğu şekliyle ruhunu teslim etti böyle başını dayamış vaziyette. Annem gelmiş Hacı uyudun demiş. Kalk namaz vakti geçiyor. Abdest almış. Camiye gidecek. Bir de fahri imamlık yapıyor. Devam hmm. yani İmam yok. Onun yerine namaz kıldıracak. Babam kalkmamış. Annem bir daha Hacı bak demiş. Abdestin kaç bir daha abdestini yenile. Cemaat bekliyor. Bakmış ki Hacı da ses yok. Dokununca bakıyor ki babam yok. Babam ruhunu teslim etmiş. Ya ölümü bile kimseye sıkıntı olmadı. Cenazesine gittim ben. Kar yağmış. Soğuk bir hava. Aklıma geldi. Dedim ki acaba yarın defnedilirken İnsanlar üşürse babamın duası kabul olunmuş olmayacak mı Rabbim ölümüm dahi kimseye sıkıntı yaşatmasın diye dua ederdi. Ertesi gün gömlekle defin ettim babamı. Yani hava öyle açtı ve ısındı. Subhan ve de definden sonra bütün oradaki insanlar hepsi şahittir buna. Definden sonra hava kapandı. Buz gibi bir havaya döndü. Allah onun definine kadar, defin sonrasına kadar hatta havayı açtı ve gömlek katına ceketimi de çıkardım. Kabrine böyle indirdim. İşte böyle zengindi. Ondan Hı. daha zengin adam onun için yoktu. Ee, on koyuna gelince e, tabi anlattığımla e, biraz uzun ama şöyle kısa bir özetleyeyim ben. E, ortaokul 2'de boyacılık yaptım. 2 e, ay kadar boyacılık yaptım. Çünkü çalışayım. Fırsat buldukça çalışayım. Babam bu kadar gayretli, bu kadar çalışkan, bu kadar vefakar, bu kadar cömert Hı. Ben de bir şeyler yapayım yani katkı sağlayayım, boş zamanlarım olmasın. Defterim kitabım hep yanındaydı, hiç değişmezdi. Boyacılık yaparken de boya sandığımın içinde defterim olurdu yani kitabım olurdu. Lokantada bulaşıkçılık yaptım, iki ay boyacılık yaptım sonra boya sandığım kırılınca bırakmak zorunda kaldım. Diğer boyacılar toplandı darp ettiler piyasaların ellerinden aldık diye. Allah Allah. Ee, şimdi böyle biz modern pazarlamada anlatırız işletmecilikte de. CRM deriz ona. Hmm. E, Customer Relationship Management derler. Yani müşteri ilişkileri yönetimi. E, boyacılık yaparken bütün boyadığım ayakkabılarını boyadığım insanların isimlerini yazmıştım. İşte Ahmet amca, Hüseyin amca, Mehmet dayı filan diye. Hangi kahvanede oturur? Hangi saatlerde oraya gider? Hangi renk ayakkabılar vardır? Çorabını boyarsam ne yapar? işte harçlığımı verir mi ya da e, bahşişini keser mi filan diye. Hangi saatte daha böyle neşeli olur. İnsanların neşe saatleri vardır. Yani Allah Allah. Bazı zamanlar gidersiniz böyle bakarsınız sıkıntılıdır. <laughs> Aman yaklaşmayayım dersiniz. Oraya kadar not almıştım. O saatlerde gidiyordum. Boya parasını da 50 kuruştan 25 kuruşa düşürdüğüm için bir anda 50-60 çift ayakkabı boyamaya başladım günlük. E boyacıların da meğer kapasitesi o kadarmış zaten kahvaneler. Boyacılar gidiyormuş diyorlarmış yok Nurullah gelir o boyar bizim ayakkabıyı falan diye. bu Nurullah kim? Boyacılar aralarında konuşmuşlar. <laughs> Demişler işte yeni geldi. iki aydır burada. Toplandı benim boya sandığımı kırdılar. Beni güzel bir darp ettiler. Hakkım helal olsun tabii. Çocuk ya yani, onlara bir şey diyecek halimiz yok. Bazıları hayatta hala gördüğümüzde ya Nurla hakkını helal et. Biz seni fena dövdük o gün falan diyorlar. Sonra ben gittim dedim ki ya ben yine çalışmalıyım. Boyacılık yapamayınca bulaşıkçılık yaptım 3 ay. 3 ay lokantada bulaşıkçılık yaptım. Gündüz okula gidiyorum, akşam lokantaya gidiyorum. Gece 12'ye kadar 24 saat çalışan lokantalar vardı. Neden? Çünkü e, o zaman tır ticareti olurdu, kamyon ticareti olurdu. İşte İran'a giden, Gürcistan'a doğru giden tırlar Horasan'dan geçerdi. 24 saat çalışan lokantalar ve kahvaneler vardı. Onlardan birinde boyacılık yaptım. E, fakat kuralı bozduğum için 3 ay sonra lokantanın sahibi kovdu beni. E, şöyle bozmuşum kuralı. Bir kap yemek yemek var e, izni vardı. iki kap yoktu. Ben doymuyordum. Çok yoruluyordum. Okuldan geliyordum. Boyacıla şey bulaşıkçıyla başlıyordum. E, paramla ikinci kabı yedim. Yazdırdım. Dedim ki benim maaşımdan kesilsin bu. Yevmiyemden kesilsin. Ay başında maaş alırken e, lokantanın sahibi sordu. Neden dedi bunları kesiyoruz? Oradaki usta da dedi ki ikinci kap yemek yedi birka birkaç defa. Ondan dolayı kesiyoruz. Adam dedi ki burada kurallar var bozulmaz onun için dedi işine son veriyorum çıkardı beni ben kızmadım çünkü kuralı var ben de o kuralı ihlal ettim sonuçta e, maaşımı aldım çıktım işte çaresiz kaldım ne yapayım diye düşünürken hemen bitişiğimizde fırında çalışmaya başladım çünkü fırın asıl on koyun hikayesinin kaynağı fırın evet. e, amcamın amcam Şimdi dua edelim. Hastanede şu anda anlattığım amcam 92 yaşına gelmiş, Allah yengem de 96 yaşında. Yani tam da bu programda bu soruyla ikisi bir anda e, gündeme geldi. İkisi de aynı anda hastanedeler. Hmm. İnşallah şifa bulur çıkarlar. Tabii Biri mevcut e, salgından rahatsız, bir tanesi de başka bir rahatsızlığı var. E, gittim amcamın yanına, dedim ki amca dedim fırının çırağı kaçmış, e, benden çıraklık etmemi istiyorlar iki gün. Cuma gecesi ve cumartesi gecesi, okul da yok, yani Cuma günü akşam söyledi bana usta. Ne yapacağım? 12'den 4'e kadar, gece 4'e kadar fırının içerisine fener tutacağım. Hmm. Neden fener tutmam gerekiyor? Çünkü gençlerimiz tabi o yıllardaki Türkiye'yi bilmezler. Jeneratörlerle elektrik veriliyordu. Jeneratör gece 12'de kapatılıyordu dinlensin ve arızası varsa giderilsin diye dörde kadar susturuluyordu. Dörtte jeneratör yeniden çalıştırılıyordu. Ora sana dev bir jeneratör elektrik veriyordu. E çok pahalı, maliyeti yüksek bir şey bu. Ve o elektrik 12 ile 4 arasında kesildiği için de usta fırında ekmek pişiremiyordu. Birinin fener tutması lazım içeriye, fırının içine. Çırak fener tutuyor, çırak kaçmış. Adam yok, bana teklif etti usta. Dedi ki sana dedi yevmiyeni verelim, çıraklık yap. Ben de ne kadar veriyorsunuz dedim. Baktım ki boyacılıktan az değil. Dedim tamam. Amcama gittim işte şu anda hasta olan amcama. İsmi Sait. Dedim Sait amca dedi ki ne var dedim Nurullah. Dedim ki böyle böyle ben gece 12'de fırına fener tutmaya gidiyorum. İznim var mı? Biz büyüklerimizden izin almadan bir şey yapmazdık. Onların onayı önemli çünkü. Emekleri var üzerimizde hakları var. Dedi ki olmaz oğlum dedi. Sen dedi fırında çalışamazsın. Derslerin var, ödevlerin var. Ben yaparım dedim. Peki o zaman dedi iki gece yap bırak gel dedi. Tamam dedim iki gece fener tuttum. Aman Allah'ım bir hoşuma gitti o iş. Baktım şimdi gece sabaha kadar çalışıyorlar, eğleniyorlar, müzik dinliyorlar, arabesk parçalar bir tarafta, fıkralar bir tarafta. O hamur işleme filan böyle çok hoşuma gitti. Hamuru alıyorlar böyle vuruyorlar ondan sonra işliyorlar, francala yapıyorlar. Usta alıyor onu bir böyle kürek diyoruz. O küreğin üzerine koyuyor. Bıçağı böyle çekiyor. Üzerine bir bulamaç sürüyor. Onu fırına atıyor. Ben fener tutuyorum. Ya bu ne güzel iş dedim. <laughs> ben dedim bari fırıncılık öğreneyim. Yani bulaşıkçılığı bitiremedim. Lokantada aşçı olurum diye düşünüyordum. Hani hem okurum hem bir mesleğim olur. Fırıncılığı öğreneyim dedim. Devam edeyim. Gittim amcamın yanına işte. Said amca dedim ben dedim devam etmek istiyorum. Kovdu beni sen delimsin oğlum dedi. Gece okul gündüz fırın. Şey gündüz okul gece fırın. Evet. Böyle bir şey olur mu? Kovdu beni. Şu anda işte 96 yaşında olan Paşa yengem dediğimiz Nazime yengeme gittim. Boyasandığına da o ikna etmişti. Çünkü boyasandığına da izin vermeyince demişti ki bir hafta yapar bırakır. Ortaokulda okuyor çocuk. Devam edemez. Gittim dedim ki yenge dedim amcamı ikna et ben dedim fırında çalışmak istiyorum gece. 12 ile 4 arası fener tutayım. 4'te uyuyayım. 8'de kalkayım okula gideyim, akşam geleyim. Oğlum dedi sen sınıfta kalırsın. Hayır dedim ben çalışırım, ödevlerimi de yapacağım zamanında filan. Dedim ki amcamı ikna et. Tamam dedi ben konuşurum. Amcamla konuşmuş, amcam demiş ki sınıfta kalır ben Seyfullah'a ne derim, babamın ismi Seyfullah. O da demiş ki hangi çocuk bir haftadan fazla fırında fener tutabilir gece? Amcam da şöyle bir durmuş, düşünmüş demiş tutamaz. O zaman dedi, demiş bırak, bir hafta fener tutsun zaten kendisi bırakıp gelecek. Yani dayanamaz ki zaten. E, niye çocuğu kırıyorsun? E, yengem böyle deyince amcam bana dedi ki hadi tut tutabildiğin kadar bakalım dedi. Hı -hı. Bekliyor bir hafta sonra bırakacağım ben. Bir hafta geçti, on gün geçti. Amcam soruyor oğlum sen eve dönmüyor musun? Amca çok hoşuma gitti. Ben fırıncı olacağım aynı zamanda dedim. Altı ay devam ettim. Yani okul bitene kadar fırında çalıştım. Altı ay fener mi tuttunuz hocam? Fener tuttum. Altı ay bir yıl içerisinde de hamurkarlığı ekmek pişirmeyi e, tırnak vurmayı, Ramazan'da pidelere tırnak vurulur, francala yapmayı hepsini öğrendim. Yani ben şu anda mesela yapacak hiçbir işim olmasa e, gider fırıncılık yaparım. Hatta 28 Şubat sürecinde birisi böyle beni tehdit etti, seni atarlar filan dedim ki ben beni tehdit etme. Ben gider boya sandığını alır koyarım Cumhuriyet Caddesi'ne, ayakkabı boyarım mesleğim var benim. Sonra gider bir fırında çalışırım, gece çalışırım ben. Çalışmış adamım. Yani öyle birini tehdit et ki adam bir işi olmasın. <laughs> Sıkıntı olsun. Bir yıl içerisinde fırıncılığı öğrendim. Ee, amcam da bekliyor sınıfta kalacağım. Hmm. Demiş ki yani sınıfta kalır. Seyfullah'a da deriz ki ikna edemedik. Yani kendisi gitti çalıştı. Ben Horasan Ortaokulu'nu birincilik belgesini aldım götürdüm amcama. Yani okul bitince. Ee, aldım götürdüm şöyle bir baktı. Bu ne dedi? Dedim ki dediklerine göre amca birinci olmuş. Ya yani birincilikle bitirmişim ortaokulu. Ya nasıl yani dedi. Sen dedi gece fırında çalış, gündüz okula git. Bir de okulu birinci gideyim mi? Amca dedim çalışırsa bir insan yapabilir. Hmm. Çocukları normalde böyle sarılıp öpmez. Sarıldı beni bir öptü amcam. Dedi ki bundan sonra sana hiçbir şey söylemiyorum. Ne istiyorsan onu yap. Fakat orada bir problem oldu. Nedir o? Parasız yatılı imtihanlarına girmiştim. Çünkü babam beni Erzurum'a götürecek. İmam Hatip sesine götürecek. Bütün hayali o rüya görmüş benimle ilgili oğlunu okut diye birisi ta ben doğmadan önce o zamanlar oğlan mı kız mı bilinmiyor oğlunu okut diye bir rüyasında bir pirifani kendisine söyleyince uyanınca arkadaşlarına demiş ki oğlum olacak onu okutacağım arkadaşlar da dalga geçmişler yani sen nereden biliyorsun işte aç tavuk rüyasında darı görür fakat ben doğduktan sonra demişler bunda bir iş var yani oğlu olduğuna göre babam imam hatipte okutmaya da kararlı ee, dedim ki eyvah dedim, babam bana demişti ki eğer parasız yatılıyı kazanamazsan 12 tane koyun var, oğlum bunların 10'unu satarız, seni paralı yatılıya götürürüm, yine de imam hatipsesinde okursun. Hı -hı. Paralı yatılı demek bizim ahırdaki koyunların satılması demek. Peki o ahırdaki 10 koyun ne işe yarıyor? Kardeşlerimin sütü, peyniri, yoğurdu, yağı, yani evimizin geçim kaynağı o on koyun ve iki tane sığır. On koyun giderse kardeşlerim sütsüz kalacak. Altı kardeşiz o zaman. Sonradan üç kardeşim daha oldu. Biz dokuz kardeşiz. Altı kız, üç erkek. İki de babam annem on bir. O zaman dokuz, e, sekiz nüfusluk. Eyvah bunların hepsi gidecek dedim. Çünkü parası yatırıyı kazanamadım. Yani belgeler geldi benim belge yok dedim ki herhalde puanlamaya da giremedim ki belge bile göndermediler bana. Hiçbir şey gelmedi. Bir hafta böyle köşe kenara ağladım. Hiç unutmam duruyorum bir yerde yaş akıyor. Neden? Düşünüyorum. Yani kardeşlerimin yiyeceği süt olmayacak, içeceği süt olmayacak, yiyeceği yoğurt olmayacak. Kardeşlerimin peyniri olmayacak, yağ olmayacak. Babam gidip onları alacak. E çalışması lazım. E tarlalardan gelen buğday, arpa bunlar sadece işte tohuma yetiyor, ekmeğe yetiyor. Diğer bütün ihtiyaçlar, gaz parası, yakıt parası bir sürü ihtiyacı var evin. Bunların hepsini kaybettim ben. Keşke fırında çalışmasaydım. Bir de oraya yordum. Demek ki az çalıştım kazanamadım. Tabi çevremde de konuşuyorlarmış. Tabi fırında çalışan parası yatılıyım mı kazanacak? Şimdi Seyfullah'ın ağında koyunlara olan oldu. Hmm. Bir de bunları duyunca da iyice üzülüyorum. Çocuk ortakul için sınıf. Ağlıyorum babam geldi. Babam işte onun için çok zengin bir adamdı. Geldi bana böyle bir sarıldı. Dedi duydum ki ağlıyormuşsun. Gözünün yaşını kes oğlum. Her şeyde bir hayır vardır. Bak sen fırında çalışmışsın bizim haberimiz yoktu. Ben duyduğumda dedim ki bırakın çalışsın. Bu çocuk eğer çalışarak okumayı da düşünüyorsa okusun ve çalışsın. Bak okulu da birincilikle bitirmişsin. Daha ne istiyorsun? E, bir, okulu birincilikle bitiren bir öğrenci parasız yatılıyı kazanamıyorsa vardır bir hayır oğlum. Ben koyunları satarım götür seni paralı yatılıya döndüm ağladım. Baba dedim ben işte koyunlar satılmasın diye ağlıyorum. Ben çok çalışmıştım aslında parasız yatılıya da çalıştım. Heh. Bunun üzerine de dedi ki oğlum bu nasip işi demek ki o koyunlar satılacak vardır bir hayır ağlama dedi oğlum 100 tane koyun olsa yine satarım bin tane de olsa satarım dedi hiç meraklanma sen teskin etti beni yazın da fırında çalıştım yine fırıncılığı da iyice öğrendim güzün geldi koyunları getirdi on koyunu sattık birini bana harçlık yaptı kendisine harçlık yaptı dokuz koyun cebinde para gittik ben hep böyle yürüyorum ama gözümün önünde on koyun yürüyor hep. Yani on koyunu sattırdım eyvah ben ne yaptım filan diye. Paralı yatılıyor beni kaydettirdi. Oradaki Veznedar'a da şunu söyledi. Bu dedi dokuz koyun parası Nurlan taksidine yetiyor mu Taksitlerini. Adam aldı hesap yaptı çarptı böldü abi dedi bir yıllık parayı ödedi. Hı. Yani sen artık buraya hiçbir şey ödemen gerekmiyor. Seyfullah abi dedi ismini öğrendi. Babam da dedi ki tamam dedi o zaman ben gidiyorum çocuk burada okusun. Erzurum'u da bilmiyor. Önce Allah sonra da sana emanet. Sen de ilgilenirsen iyi olur dedi. O da dedi ki abi ben ilgilenirim. Babam beni bıraktı gitti. Kaldım bir anda Erzurum'da paralı yatıldı. Tanımadığım bir şehir. İlk defa gidiyorum. Halam filan var ama daha tanımıyorum bilmiyorum. İki ay Kaldığımız odanın camından dışarı bakıp bakıp ağladık bir arkadaşla beraber. İskender de isimli. Hayattadır inşallah. Selam olsun buradan. Şey. O ailesine ağlıyor, ben on koyunu ağlıyorum. Yani ben de aile için üzünleniyorum falan ama zaten... ...ilkokul 3'ten beri hep dışarıdaydım evet. yani, gurbetteydim. Bir öğretmenin yanı, halamın yanı, teyzemin yanı... ...şimdi amcamın yanında okuyorum. Zaten o gurbete alışmışım. Ben eyvah neden o on koyunu sattırdım diye ağlıyorum. O da anneye, babaya dayanamıyor. Omuz omuza verip camdan dışarı bakıp bakıp... ...İskender'le ağlıyoruz her gün. Yalnız İskender de benim aileme ağladığımı zannediyor. Yani ona on koyun filan demiyorum. İkimiz de ağlıyoruz akşamları. Sonra... Şimdi bu söyleyeceğim çok önemli. Öğrencilerimiz için de, e, sevgili gençler için de önemli. Çalışırsanız netice alırsınız. Ben o iki ay içerisinde İmam Hatip Lisesi 1. sınıfta girdiğim bütün derslerden 10 almışım. Bir tanesinde bile 9 almışım yani. Hepsinden on almışım. 10 tepe puan. Evet. En yüksek puan. Bu öğretmenler odasına konuşulmuş. Müdür yardımcımız Necati Bey, Necati Demirci ki şimdi İstanbul'da Beykoz'da oturuyor. Ellerinden öperim onun. İşte o da dersime giriyor. Demiş ki ben demiş e, benden de on aldı. Bu çocuğu bir tanıyayım. Derste bana sordu. Nurullah Genç kim dedi? Bize sordu. Ben kalktım. Hocam benim dedim. Evladım tebrik ediyorum dedi, bütün derslerden yüksek puan almış. Hocam teşekkür ediyorum dedim oturdum. Sonra bir gün beni tanımasa bunu sormayacak. Hmm. Yani beni o 10 puanlardan dolayı tanıdığı için bakın neye sebep oluyor çalışmak. Dedi ki sen neden dedi parasız yatılıda kalmıyorsun? Derste değil dışarıda bir yerde rastladık. Hocam ben kazanamadım dedim. Ya olur mu dedi sen listede dedi yüz sıralardasın. Hocam benim haberim yok dedim. Oğlum dedi demek ki belge gelmedi. Aldı beni yukarıya çıkardı. Parası yatırlı listesini bir çıkardı ki ben kazanmışım. Bana liste gelmemiş. belge gelmemiş. Hocam dedim ama kayıt süresi bitti ağladım. Yani on koyun Gitti ben ağlamaya başladım. Hocam dedim kayıt süresi. Oğlum dedi ağlama dedi. Kayıt süresi iki hafta uzatıldı. Babanı haberdar et hemen gelsin. Şimdi tabii siz o kadar şanslısınız ki SMS at babam gelsin. Ben Horasan'ı aradım. Telefonla fırını aradım. Çalıştığım fırını. Babamı haberdar edin. Gelsin mutlaka parasız yatılıya kayıt yaptırmam lazım. Veli olarak da onun bulunması gerekiyor dedim. Bir haftaya ancak haber göndermişler babama köye. Bir hafta sürmüş. Telefon yok, bir şey yok, birinin gitmesi lazım, bir kızak gidiyormuş. Demişler ki işte Seyfullah abiye söyleyin, oğlu çağırıyor, parasız yatılıyı kazanmış. Babam haber aldıktan sonra da kar yağıp yollar kapanınca inememiş. Babam 15 gün sonra geldi, kayıtlar bitti. Hmm. Ben yine başladım ağlamaya. Babam dedi niye ağlıyorsun? Dedim baba parasız yatılıyı kazanmıştım ama süre bitti. Gittik Necati hocamın yanına, Necati hoca dedi ki ya ne talihli çocuksun dedi. Bir hafta daha uzatıldı dedi. Hadi gidin dedi, raporu alın, gelin filan parası yatılıya kaydınızı yaptırın. Babamla birlikte bütün hazırlıkları tamamladık. Kaydı yaptırdık, geri döndük paralı yatılıya. O veznedara alasmaladık etti. Veznedar dedi ki abi bir dakika dur dedi. Bir koyun paralarından ne kaldı hesap edelim. Şöyle hesap yaptı, bir deste parayı çıkardı, koydu. Abi dedi iki koyun parası gitti. yedi koyun parası da burada. Ben de şöyle kıpır kıpır mutluyum en azından yedi koyunu kurtardık ilan diye. <laughs> Babam işte o anda sordu. Dedi ki ya bu işte bir hayır olduğunu biliyordum. inanmıştım bir hayır olduğuna dedi. Bu parası, paralı yatılı da taksidini ödeyemeyen çocuklar var mı? Adam şöyle bir baktı hayırdır abi. Ya dedi ben zaten bu paradan vazgeçmiştim dedi. Var mı dedi böyle çocuklar? Var abi dedi taksidini ödeyemeyen, harçlığı olmayan, Okulu bırakmak zorunda kalacak birçok çocuk var. Peki dedi o zaman ben dedi bu parayı sana emaneten bıraksam. Adil bir şekilde o çocukların en ihtiyaçlısından başlayarak dağıtabilir misin? Ne dedi biliyor musunuz o ö, veznedar? Abi sen ne diyorsun? Bu çok para dedi. Siz ne düşündünüz hocam? Burası bu çok önemli. Ben başladım içimden ağlamaya. <laughs> on koyun yine gitti diye gidiyor diye. Yani on koyun zaten 7 koyun. onlar da yine kaybediyoruz diye ben böyle neredeyse ağlayacağım. Babamın eteğinden tutacağım. Baba ne yapıyorsun bizim koyunlar <laughs> gidiyor filan diye. Anlayamıyorum çocuk olarak. Babam dedi ki, adam dedi ki abi bu çok para işte babamın zenginliği oradaydı. <laughs> Babam ona dedi ki bak çokluk bizim içindir. Allah için çokluk diye bir şey yoktur. Allah'ın hazinesi sonsuzdur. Allah isterse on koyunu bana defalarca nasip eder ve verir. Ama ben bugün bu on koyunundan kalanı çocuklara verirsem benim sadakayı cariyem olur dedi. O çocuklar yetişir ve güzel işler yaparlarsa Allah bana da sevap gönderir. Demek ki Nurullah'ın parasız yatılı belgesinin gelmemesinin hayrı işte buymuş. Ben bunları sana bırakıyorum adil bir şekilde dağıt. Veznedar'ın gözlerinden yaşlar indi, geldi babama sarıldı. Abi emin olabilirsin adil bir şekilde en ihtiyaçlı çocuktan İtibaren bu parayı dedi dağıtacağım onları. Biz oradan ayrıldık. Ben nasıl yürüyorum bilmiyorum. Babam anladı durumumu. Dengem kayboldu. Koyunlar yine gitti diye. Babam böyle tuttu omuzlarımdan elimden filan. Oğlum dedi bak. Ben şimdi gideceğim dedi. Ege'de ya da işte Trakya'da inşaatlarda ya da zeytinyağı fabrikalarında 3-4 ay çalışıp hı hı. 10 koyunu kazanacağım getireceğim, ahıra koyacağım. Biz hiçbir şey kaybetmiş olmayacağız ama o çocuklar bir şey kazanmış olacaklar. Onun için rahat ol dedi. Ben de rahatladım. Tamam baba dedim. Paralı yatılda, yatıldan ayrıldım. parasız yatılda kalmaya başladım. Babam gitti. Aklıma geldi. Ne, ne aklıma geldi biliyor musunuz? 500'ün üzerinde öğrenci kalıyor parasız yatılda. Siz çevrenizi ben bu çevreden menfaat perestlikle değil çalışarak ne elde edebilirim diye değerlendirdiğinizde fırsatlar çıkar karşınıza çevrenizi böyle değerlendirirseniz, çalışarak ben buradan ne yapabilirim? Menfaatperestlikle değil, yani çalışmadan, emek vermeden değil. Emek vererek ben burada ne yapabilirim diye düşündüğünüzde fırsat çıkar. Ben ne yapabilirim, bu on koyunu ben nasıl kazanırım diye aklıma geldi. Dedim ki ya babam gitsin bir on koyun daha kazansın. Ama bu on koyunu ben nasıl kazanabilirim bu 4 yıl içerisinde? Orada aklıma geldi. Baktım ki parasız yatılı da 500'ün üzerinde öğrenci kalıyor. Onun üzerinde öğretmen müdür var. Orada yatan e, öğretmenler var. Ayakkabıları boyasız. Ayakkabıları dışarıdan geliyorlar çamur içerisinde, toz içerisinde. Dedim ki acaba ben burada boyacılık yapsam, bu ayakkabıları boyasam para kazanabilir miyim? Tabii şimdi gençlerin birçoğu spor ayakkabılar giyiyorlar ama o zaman evet. ek serisi kundura. Tabii kundura yani spor ayakkabı nerede hak getir o zaman. Evet. Yani biz, çocukluğumuzda kara lastik giyindik. Ben ilk ayakkabıyı işte kendi paramla filan aldım yani. Lastiklerle gider gelirdi. Kara lastikle okula gidiyordum ben. Neyse gittim hemen paraziyatının müdürüne. Anlattım hocam dedim ben burada dedim boyacılık yapmak istiyorum. Görüyorum ki burada bir boyacı yok. Bu ayakkabıları ben boyasam bana izin verir misiniz? Çünkü ben boyacılığı iyi biliyorum. Nerede öğrendin dedi. Horasan'da öğrenmiştim. Hatta nasıl öğrendiğimi de anlattım. Dedim ki birkaç amcanın çoraplarını boyayınca tokat yemiştim. Boyacılık yapmaya çalışıyorum ama boyayamıyorum. Çoraplarını boyuyorum. Paramı vermiyorlar, tokat atıyorlar bunlar. Ne yaptın benim beyaz çorabımı filan diye demişti birisi. Bana acıyan bir yaşlı adam kahvaneden birisinde dedi ki oğlum gel dedi bak dedi. Buyur amca dedim. Gel dedi ben sana boyacılığı öğreteyim. Bundan sonra iyi boyarsın ve müşteri kaybetmezsin. Anlattı. Dedi ki tozunu alacaksın önce. Küçük bir cila vuracaksın. Sonra bir boya atacaksın, tekrar bir cila vuracaksın, fırçalayacaksın. Mat değilse, burun kısmında yüzünü görüyorsan o ayakkabı iyi boyanmıştır. Ya amca dedim ayna mı olacak dedim burası. Evet dedi burun kısmı ayna gibi olacak. Baktığında yüzünü göreceksin. Ölçü budur. Ben bu ölçüyle ayakkabı boyuyordum. Hocam dedi ki yurdun müdürü, okul müdürüyle görüşeyim. Abdurrahman Teber hocamla şimdi Ankara'da ellenden öperim buradan selam mı göndereyim? Ellenden öpersin. Çünkü emekleri var üzerimizde hocalarımız onlar bizim öğretmenlerimiz. Görüşeyim dedi. Görüştü geldi. Abdurrahman Bey demiş ki öyle çalışacak bir çocuk varsa yapsın ama sınıfta kalmayacak. Hoca da demiş ki şu anda bütün derslerden en yüksek puanı alan delikanlı bu. Hı hı. Allah Allah demiş. Evet demiş. O zaman demiş yapsın bakalım ama notları düşerse karışmam. Tamam dedim ben çalışacağım. Başladım boyacılık yapmaya. Fakat bugünkü gibi paramı götüreyim bankaya yatırayım annem babam yakın hemen onlara havale edeyim ya da kime vereyim 3-4 gün geçti para birikmeye başladı. Günde 5 çift 10 çift ayakkabı boyuyorum. Boyadı, ayakkabısını da çok mutlu. Çünkü neden? Mat değilse burun kısmında yüzümü görüyorum o da görüyor. Böyle boyuyorum. Onlar da memnun kalmaya başladıkça arttı. Arttıkça para kazanmaya başladım. Parayı koyacak yer yok. Dolap var, dolaba koyuyorum. Dolaplar bazen açılıyor. E kapını kilitle ki komşunu hırsız tutmayasın. Aklıma geldi dedim ki çok hoş bir öğretmenimiz var ona götüreyim parayı emanet edeyim. Kapısını çaldım girdim buyur evlat dedi. Hocam dedim ben böyle boyacılık yapmaya başladım. Biliyorum oğlum dedi görüyorum. Para kazanmaya başladım. Paramı size getirsem emanet etsem taşır mısınız? Oğlum dedi yaptığın şey çok hoşuma gitti. Yani bir öğrenci burada hem çalışıyor hem okumaya çalışıyor. Paralarını bana getir. Ama bir şartla nedir hocam dedim adımı hiç kimseye söylemeyeceksin ben ölsem de kalsam da dedi Hı. hocam neden dedim çünkü dedi ben herkesin parasını saklayamam yani herkes emaneten bana getirir ben saklayamam deyince anladım ki çok güvenilir birisi Hı. tamam hocam dedim söz başladım paralarımı ona götürmeye bir ay iki ay üç ay beş ay okul bitene kadar her gün boyacılık yapıyorum paramı alıyorum götürüyorum hocaya veriyorum not ediyorum işte şu kadar para diye teslim ediyorum Sevgili öğrenciler, sevgili gençler, 3 yıl böyle geçti. Harçlık alıyorum. Belki söylemek doğru değil ama o paradan harçlığımı da alıyorum. Ee, birkaç tane de babamın davranışının bana nasıl sembol olduğunu, örnek olduğunu bilmek bilinmesi için söylüyorum. Birkaç tane öğrenci var parasız yatılda. Paraları gelmiyor, harçlıkları yok. Dışarı çıkamıyorlar. Evet. Onlara da harçlık ayırıyorum o paradan. O kardeşlerimiz şu anda yaşıyorlar. Türkiye'de çok önemli görevlerde olanları var. Beraber olduğumuzda da söylüyorlar. Allah razı olsun diyorlar. O zaman bize böyle yaptı diye. Onların açlıklarını ayırıyorum. Öbürünü hocaya götürüyorum. Üç yıl bitti böyle. Dördüncü yılın başında da bir gün ayakkabı boyuyordum. Şimdi Erzurum'da imam Rıfat Kars diye bir arkadaşımız var. Ona da selam olsun. Geldi. Bunlar güreşçi, sporcu takımı. Ödev yapmaya vakitleri yok. Dedi ki Nurullahcığım dedi bir saatte kaç ayakkabı boyuyorsun? Dedim ki işte 15 çift ilan. Ben dedi 15 çift ayakkabı parası versem benim ödevimi yapar mısın? Dedim ki ben bir saatte yapamam. Kaç saatte yaparsın coğrafya ödevi? Dedim en az 2 saat lazım. Tamam dedi 30 çift ayakkabı parası vereceğim. Benim ödevimi yap. Allah Allah. Dedim ki ben hemen yapamam yani. Dedi ki 3 günüm var o zaman olur dedim. Aldım 30 çift ayakkabı parasını para peşin. Aldım 3 gün sonra ödevini yaptım teslim ettim. Bir süre sonra talep arttı. Seyfettin geldi, Murat geldi, Zafer geldi, öbür arkadaş gelen diyor benim ödevimi yap, fizik ödevimi yap. E fizik ödevi zor. 40 çift ayakkabı parası lazım. tamam <laughs> veririm diyor. Ben başladım bir anda ödev yapmaya. Yani her biri için bir tarife uyguluyordunuz Tabii, yani, hocam. yani şimdi <laughs> kimya ödeviyle coğrafya ödevi bir olmaz ki. Mesela edebiyat ödevi daha kolay. Çünkü 29 yaşında yaşımda 20 şiir ezberlemiş birisiyim ben. Hemen alıp yapıp veriyordum. O daha kolay 10 çift ayakkabı parası. Ama matematik ödevi, formüller falan bir sürü şey var. 25 çift ayakkabı parası ona göre koyuyordum ölçüyü. Böyle bir iki ay kadar devam ettim, ödevler yaptım. Ödev paralarını da ayrıyeten veriyorum hocaya. Hmm. Teslim ediyorum. Hocam bunlarda da ödev yapmaktan kazandım diye veriyorum. İşte bir süre sonra müdür bey beni çağırdı. Dediler ki okul müdürü çağırıyor. Abdurrahman Teber hocam çağırdı. Gittim içeriye girdim. Böyle camdan dışarı bakıyor. Sert. Eyvah dedim. Herhalde ben büyük bir hata yaptım. Yanına kadar gittim. Kulağımı tuttu büyüktü kulağım öyle bir acıttı ki çöktüm yere çöktüm yani acıdan dolayı. Hakikaten çok böyle acıttı kulağımı. Dedim ki ben herhalde çok büyük bir hata yapmışım, haberim yok. Hocam dedim ben ne yaptım? İki sene önce evinde anlattım, gözleri sulandı. Dedi bilseydim öyle olduğunu o kadar acıtır mıydım oğlum? Ben de bilmediğim için. Hocam ne yaptım dedim. Dedi ki sen dedi okul birincisisin dedi. Sen neden başkalarının ödevlerini yapıyorsun? Yani ben o üç yılı da okulu hep birincilikle bitirdim. Onu da söyleyeyim. Hani burada ben falan önemli yok. Her şeyi bize Allah verdi. Aklı evet. o verdi. İzanı o verdi. imkanları o verdi. O bizi yarattığı için bizim nefsimizin bir önemi yok. Biz Allah'ın verdiği imkanları kullanıyoruz. Ben inanıyorum ki bütün gençler kendi kapasitelerini iyi kullansınlar. Her biri bulunduğu yerde birinci olur. Buna inanıyorum. Dolayısıyla ben o 3 yılı da okul birinciliğiyle tamamladığım için müdür bey de iyi tanıyor beni. Başka işte okulun şiir yarışmalarında temsil ediyordum, şiir yazıyordum, ödüller almıştım vesaire. Sen dedi neden dedi başkalarının ödevlerini yapıyorsun? Canım acıyınca dedim ki hocam parayla yapıyorum. Aynen ifade böyle. Ne dedi? <laughs> parayla yaptığımdan haberi yok ya. Dedim hocam ödev parası alıyorum. Dedi ki kaç lira alıyorsun ödev başı? Dedim ki saat ücreti yani ayakkabı kaç ayakkabı boyayacaksam o sürede o ayakkabının parasını alıyorum. Dedi ki kimlerin ödevlerini yapıyorsun? Söyledim işte Rıfat Kars, Seyfettin Yeşil, işte Zafer Murat, Ahmet Mehmet saydım böyle uzunca. Şöyle camdan dışarı baktı, baktı, baktı bir 30-40 saniye hiçbir şey söylemedi. Durdu, döndü. Dedi ki ulan dedi bu tembeller ödev dev yapmaz. Yap bunların ödevlerini al paralarını. <laughs> Tamam mı? Ruhsatı da böyle alınca müdür beyden artık çok rahat bir şekilde <laughs> ödevleri de yaptım. Dört yıl bitti sevgili gençler. Ben de hiç para yok. Tüm paraları hocaya teslim etmişim. Okuldan ayrılacağım. Şükrediyorum Allah'a. İşte o zaman bir üstün başarı belgesi veriyordu Milli Eğitim Bakanlığı. Bütün dersleri 9-10 olanlara. İşte Erzurum'dan iki kişi almış. Gittim o üstün başarı belgesini de Milli Eğitim Müdürlüğü'nden aldım. Gittim hocanın yanına dedim ki hocam okul bitti ben gidiyorum dedi ki nereye gidiyorsun dedi ya dedi dur dedi. Hocam gideceğim dedi ki bir dakika senin hazinen var sen nereye gidiyorsun? Sen bir hazine kazandın dedi. Dört yılda ne kazandığımı bilmiyorum. Yani ne kadar boya yaptım, para kazandım hiç haberim yok. Hepsi hocada. Sen dedi bugün gitme dedi. Git yarın gel dedi. Ben çünkü dedi senin paralarına filan bakayım ne kadar oldu onları bir hesap edeyim. Ertesi gün yanına gittim bana bir defter getirdi. 10 yıl taşıdım. Evimizi taşırken kaybettik. Bir, bir kısım eşya kayboldu, o da gitti. Gün gün yazmış. 4 yıl her gün ayakkabı boyadığım her günü yazmış. Şu gün bu kadar para getirdi. Bir evet. de açtım ne göreyim? Son yıl ödevler de ayrı ayrı yazmış. Ödevden gelen para diye. Onları böyle işte kağıt paralar haline getirmiş, büyük paralara dönüştürmüş. Çanta dolusu para. "Hocam bunlar mı?" dedim. "Oğlum" dedi. "Burada bir hazine var." dedi. "Ne yapacaksın sen şimdi bu parayı?" Dört yıl ödev, boya dedi. Hocam dedim, ilkokulu bir öğretmenimizin yanında okudum. Üçüncü sınıfı. Dördü beşi bir halamın yanında okudum. İlkokul, ortaokul birinci sınıfı teyzemin yanında okudum Kars'ta. Ortaokul ikiyi ve üçü amcamın yanında okudum Horasan'da. Onların çocukları, onlarca kişi demek. Aileleri. Ben biz işte o zaman yedi kardeş olmuştuk, yedi sekiz kardeş olmuştuk hatta. 8 kardeşiz, iki de annem babam 10. E köyde arkadaşlarım var, amca çocuklarım var. Onların hepsine hediyeler alacağım dedim. Hepsine bir şeyler götürmek istiyorum. Hocam dedi ki, oğlum dedi hediyelerle bitecek bir para değil bu dedi. Başka ne yapacaksın dedi, bu parayla dedi insan bir şey yapar. Böyle ıkına sıkına hocam dedim bir de bir 10 koyun alacağım dedim. O ne dedi oğlum dedi. Anlattım dedim ki ben paralı yatılıya gelmiştim babam 10 koyun satmıştı. Şimdi Horasan'a gidip o on koyunu alıp köye götüreceğim dedim. Hoca böyle bir gözlerinden yaşlar geldi, sarıldı bana. Oğlum dedi ben dört yıldır düşünüyordum bu çocuk bu kadar niye çalışıyor, çabalıyor, para kazanıyor diye. Meğer arkasında da böyle bir şey varmış dedi. Sarıldı. Hocam hakkınızı helal edin, helal olsun dedi. Emeğim de helal olsun. Dört yıl senin dedi hesabını tuttum ben. Horasan'a gittik. Behçet Aktaş şimdi Mersin'de oturuyor. Muhtemelen programı da izleyecek. Çünkü ben İş bunu yani. anlattıktan sonra ara ara beni arıyor. Diyor ki meşhur ettim beni. Diyor. Herkes <laughs> soruyor Behçet Aktaş sen misin? Selam diye. olsun. Benim mahalle arkadaşım, canım kardeşim benim. Behçet'i buldum gittim dedim Behçet böyle böyle bir 10 koyun alıp köye götürmemiz lazım. Nedir dedi? Dedim yolda anlatırım. Babamın da bir cambaz arkadaşı var. Böyle hayvan pazarlarında alıp satanlara cambaz denirdi İbrahim amca diye Allah rahmet eylesin. Amin. İbrahim amcayı gittim buldum. Babamın çok yakın dostu. Dedim ki İbrahim amca bir 10 koyun lazım. Neden dedi? Amca sonra anlatırım ama köye götüreceğiz. O gitti on koyunu aldı. Behçet'le beraber koyunları aldık. Yola düştük. Köye götürdük. Köyün içine girerken bu sahne enteresan bir sahnedir. Böyle koyunlar yürüyor. Babam duvarın dibinde oturuyor. Behçet'le ben gidiyoruz. Behçet önde. Babam Behçet'i de iyi tanıyor. Behçet Aktaş'ı. Köyümüzde yayla köy olduğu için Başka köylerden sürüler gelirdi. Otlak parası deriz biz. Otlak parası öderlerdi. Babam döndü Behçet'e dedi ki Behçet dedi hayırdır dedi yaylaya sürü mü getirdin? Behçet dedi ki vallahi Seyfullah amca ben bir şey getirmedim sadece arkadaşlık ettim. Nurullah neyse dedi 10 tane koyun aldı dedi orası. sandan dedi onları getiriyor. Babam böyle bir koyunlara baktı bana baktı yavaş yavaş ayağa kalktı. Bu ne dedi dedim baba hani 10 koyun satmıştık ya parası yatılı için paralı yatılı için. Onlar ben dedim boyacılık yaptım aldım geldim. Babam ve ailem boyacılık yaptığımı o gün öğrendiler. Dört yıl ben evde boyacılık yapıyorum filan demedim. Horasan'da da söylemedim. Yani hiç kimse benim boyacılık yaptığımı bilmiyordu İmam Hatip'te. Nasıl yani dedi. Dedim baba dört yıl ben dedim boyacılık yaptım. Daha ödevleri parayla yaptığımı söylemedim ona. Boyacılık yaptım. Kazandığım parayla da on koyun aldım getirdim. Babam geldi rahmetli bana sarıldı. Yine o paralı yatılıya götürürüm dediği cümleyi kurdu. Oğlum dedi. Sağ ol dedi. Allah razı olsun dedi. İşte onun için sen bin tane koyun da gerekseydi senin için satacaktım ben oğlum dedi yani. Ama ne güzel ki dedi bak dedi. On koyun yerine geldi. E ben de gittim çalıştım bir on koyun da ben getirdim. Allah'a şükür. Aharda koyun sayısı çıktı 20'ye, 25'e. Hikaye böyle neticelendi. Evet, o günün efendim. nasıl geçtiğini anlatamam tabii. Yani o gün hediyeler dağıttım. Amcamın çocuklarına verdim. Karsa gönderdim filan. İşte öğretmenime gönderecektim tayinini almıştı bulamadım o zaman. En son bir bir ay önce Balıkesir kitap varına gittim, elini öptüm Hüsnü Kaya öğretmenimin yanında okumuştum. Onunla da yad ettik bazı şeyleri. Böyle bir hikayeydi. Evet. evet. Yani başarılı olmak için illa şartların olgunlaşmasını beklememek lazım. Değil tabii yoksa. Ki... Ben belediye başkanı olayım memlekete böyle hizmet edeceğim. Hayır. Şimdi değil ama üniversiteyi şöyle kazanayım şöyle fayda sağlayacağım şöyle kıymetli işler yapacağım deyip çalışmak için gayret sarf etmek için ürün ortaya koymak için meseleyi tehir etmemek lazım. Asla galiba. o andır yani sevgili gençler buradan çıktıkları andan itibaren ben nasıl faydalı olabilirim diye düşünmeye başladılar mı meseleyi hallederler. Evet. Ama işte liseyi bitireyim Tersanay Amire Beyoğlu Anadolu Lisesi'nden bir mezun olayım ondan sonra düşünürüz. Hayır. Bizim üniversitede de arkadaşlarımızın şöyle bir cümlesi vardı. Buna sakın yakalanmayın. Derlerdi ki bu dört yıl nasıl bitecek yani üniversite? Hele bir Allah kerim bitsin de görelim. Kaybettiniz demek. Evet. An o andır, zaman o zamandır. O andan itibaren başlarsanız bir şey üretmek için çalışmaya sizin önünüzü kim sağlamaz ve başarılı olursunuz. Ama tehir ederseniz emin olunuz ki zaman kendisini sizde tekrar ettirir. Çünkü dört yılı tehir ettiğinizde dört yıl sonra bir dört yıllık tehir daha yaparsınız. En son emekliliğinize tehir edersiniz. Hı hı. Emekli olduktan sonra da zaten işiniz biter, oturursunuz evinizde. Pek çok insan hayatı Türkiye'de böyle sona eriyor. Böyle ermemesi lazım. Herkes bir şeyler üretmek için uğraşırsa bizim ülkemiz 2070, 100, 2100 yılında, 2071'de Malazgirt'in bininci yılında dünyanın en büyük ülkesi ve devleti olur yeniden. İnşallah. ...medeniyetini. İnancım bu. Gittiğim her yerde bunu söylüyorum. Bunu 87'den itibaren bütün konferanslarımda aşağı yukarı... ...87'de verdiğim ilk konferans adı ...Mankurtlar'da orada söylemiştim. Bugün de tekrar ediyorum. 2071'de bu topraklarda dünyanın en büyük ülkesini... ...en büyük medeniyetini kurmuş olmalıyız. Allah görmesin. Tüm hayalim gönlendim. budur. Evet, eyvallah. Kıymetli Hocam, Beyoğlu tersane Yamire Anadolu Lisesi öğrencileri... Evet. ...sizin eyvallah. de zikrettiğiniz gibi bizimle birlikte... Ee, müdürümüz Macide Gül Hanımefendi'ye, müdür yardımcımız Baki Kılıçdere'ye, öğretmenimiz Ali Çalışıra ve değerli dostlarımıza, kıymetli arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Bugün burada bize eşlik ediyorlar. Onlar buraya gelmeden evvel zaten sizi tanıyorlardı, sizi okuyorlardı ama hususen e, biraz daha araştırarak geldiler ve her birinin hazırladığı sorular Eyvallah. var. Onları Tabii ki. sizinle buluşturmak Tabii ki. istiyoruz. Kimden başlayalım? Buyurun beyefendi. Önce isminizi, soy isminizi. Adım Sefa Şeran. Sayın hocam merhabalar. Merhaba Sefa. Teşekkür ederim. Rica ederim. Edebiyat haricinde bir bölüm okuyup da edebiyat tarihine konu olmak meselesini değerlendirir misiniz? Teşekkür ediyorum. Üniversite tercihleri yaparken sıralamada bulunacağım. Yani nereyi tercih edeyim? Bu söylediğim de Türkiye'nin şartlarını ifade etmesi açısından önemli. Ben İmam Hatip Lisesi'nden mezun olduğum zaman edebiyat kolu sayıldım. Edebiyat kolu mezunu. Yani benim fen puanlarım işe yaramıyordu. Dolayısıyla fen kolu olup fen puanıyla tıp fakültesini tercih eden bir öğrenci gibi ben tıp fakültesini tercih edemedim. Tamamen edebiyat kolu mezunu sayıldığım için sosyal puanımla ve eşit ağırlıkla tercihte bulunabiliyordum. Onun için de tercih edeceğim yerler belliydi ve Erzurum'un dışında da bir tercih yapamıyordum. Yani Dedemin vasiyeti vardı. Babama benim okuma iznimi verirken Sibirya gazisi olan dedem şöyle bir şartla izni vermişti. Erzurum'un dışına çıkmayacak. Erzurum'da kalacak ve okuyacak. Babam da tamam demişti. O yüzden Erzurum'un dışında tercih yapamıyordum. Arkaya yazdım ama artık çaresiz kalsaydım, kazansaydım gidip izin isteyecek yoksa gitmeyecektim. Üç tane tercih yaptım. Edebiyat, işletme, ziraat. Edebiyatı birinci sıraya yazmıştım. Yani henüz kayda geçmeden önce. Edebiyat okuyayım diye. Sonra Namık Kemal'in bir sözünü okudum. Namık Kemal diyor ki edebiyat okuyanın edebiyat yapması, edebiyat yapanın da edebiyat okuması lazım gelmez. Sözü derinden kavradım. Şunu demek istiyordu. Edebiyat yapanın ille de gidip edebiyat diploması alması lazım gelmez. Yani şiir yazıyorsanız, roman yazıyorsanız, edebi bir alanda kalem oynatıyorsanız, edebiyatı zaten öğrenmeniz gerekiyor. Diploması olsa da olmasa da. Yani diyelim ki üniversite mezunu 30 yaşında bir adam edebiyata merak saldı ve bir de kabiliyeti olduğunu keşfetti. Gidip edebiyat mı okuyacak yeniden? Hayır. Edebiyatı öğrenecek. Yani diploma olmaması kitaplara girmeye mani değildir. Herhangi bir alanda diplomanız yok o zaman uzak durun. Böyle değil okuyabilirsiniz. Ha, o zaman dedim ben edebiyatla ilgileniyorum. Şiir yazıyorum. Şiirle büyüdüm zaten. Çocukluğum şiirin içinde geçti. O zaman benim edebiyatı zaten öğrenmem lazım. Gidip diploma almam gerekmez. Edebiyatı son sıraya aldım. Ne öğreneyim? İkinci bir alan öğreneyim ki o da birbirini desteklesin. Neden? E çünkü bizim köy odasında o okulun olmadığı, suyun sadece suyun bulunduğu, elektriğin, gazın zaten hiçbir şeyin olmadığı köy mahrumiyetlerle dolu köy odasında şiir irfanı, hikmet kültürü vardı, hikmet ve erdem odası meclisi vardı. Orada derlerdi ki büyüklerimiz, yedi tuğla sahibi olmak gerek. Bunun anlamı şu, yet el demektir Osmanlıca, tuğla uzun demektir. Uzun el sahibi olmak gerek. Çocuklar olarak da biz Allah Allah uzun el nasıl olur? Hatta gözümün önüne böyle el uzardı yani. Çizgi filmlerde daha sonra gördük böyle uzun elli karakterler vardır. Allah Allah demek ki elin böyle uzun olması lazım filan derdik. Fakat ona fırsat kalmadı çünkü köy odasındaki bazı büyüklerimiz de sorarlardı. Bekir Ağa, uzun el ne demek? Mesela Rıza Bey kardeşim uzun el sahibi olmak ne demek? Onlar da açıklardı derlerdi ki yani bilgisi uzun. Eli uzundan kasıt bilgisi uzun. Bilgisi her yere ulaşıyor. Yani mesela fen bilimlerinden de anlıyor, sosyal bilimlerden de anlıyor. Yani mesela şiiri de biliyor, iktisadı da biliyor. Her birinden bilgisi var. Tek boyutlu değil. Onu orada öğrendiğim için Namık Kemal'in sözü üzerine dedim ki yedi tuğla sahibi olmak için başka alanlara da ihtiyaç olduğuna göre ben o zaman şiirin, edebiyatın yanında bir de ne öğreneyim? Ziraat mı işletme mi? Ziraat mı işletme mi? İşletmeye karar verdim. Dedim ki işletmeciliği de iyi öğreneyim. Belki işletmecilik yaparım yani. Bu nereden geldi? Boyacılıktan. Zaten çalışmışım, işler yapmışım. İşletmeciliğe başlamışım yani işte. Gitmişim bir sürü iş yapmışım. İşletmeyi birinci sıraya yazdım. Devamında da diğerleri. İşletmeyi kazandım. İşletme okurken de İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi okudum. Metodoloji dersinde bir İngiliz düşünürünün, Francis Bacon'ın bir hatalar zincirine rastladım. Diyor ki, idoller diyor o, insanların hayatında onları yanlışlığa sevk eden bir takım kabuller vardır. i̇bn Sina da bunlara zihni mukaddemler diyor. Zihnin kabul ettiği ön yargılar. O ön yargılardan ve o hatalardan kurtulmadıkça insan büyük işler yapamaz ve doğru işler yapamaz diyor. O hatalar uzun tabii, şimdi sayma imkanı yok ama bunlardan bir tanesi de neydi biliyor musunuz? Meslek hatası. Allah Allah, meslek hatası da ne oluyor diye okudum. Baktım ki bizim uzun eli anlatıyor. Ne diyor Francis Bacon biliyor musunuz? Diyor ki bir insan bir meslek alanına sıkışıp kalmamalı. Tek bir alana sıkışıp kaldığı zaman dünyayı dar bir çerçeveden görür. Adeta sonradan okudum ve birleştirdim. Filipele Hilmi, Ahmet Hilmi'ydi değil evet, mi? Efendim. Evet Filip Elamet İlmi'nin amak Hayal diye bir romanı vardır. O romanda en çok gören insan gözünü bile bir arpacık soğanına benzetir. Der ki insan gözü bir arpacık soğanı katadır her şeyi görse bile. Yani küçücük bir arpacık soğanı şöyle bir şeydir. O kadarını görür. Onu okuyunca da kendi kendime demiştim ki ya bir de gördüğü alan arpacık soğanında da en küçük yerse. Yani bir arpacık soğanı kadar bakıyoruz dünyaya bir de onun da en küçük yerinden bakıyoruz. Bir alana sıkışıp kaldık mı böyledir. O zaman dünyayı anlamamız, insanlığı anlamamız, meseleleri analiz etmemiz mümkün değil. Baktım ki şeyde bunu anlatıyor tam. da bunu anlatıyor. Diyor ki meslek hatası tek alana sıkışıp kalmaktır ve büyük hatalar getirir beraberinde. Onun için mesleğinizin dışındaki alanlarla da ilgilenin ve öğrenin. Bizim büyüklerimizin, eskiden alimlerimizin ünvanı olan yedi tuğla sahip olmak işte budur. Ve o odada anlattıkları da bu. Bunlarla birleşince kafamda mesele tam netleşti ama üniversiteyi tercih ederken de dediğim gibi Namık Kemal'in o sözü etkili oldu. Edebiyat okuyanın edebiyat yapması, edebiyat yapanın da edebiyat okuması lazım gelmez. Bu sözün ikinci bölümü de şudur. Edebiyat mezunu herkes şair olabiliyor mu? Hayır. Edebiyattan mezun insanların hepsi roman yazıyor mu? Hayır. Hatta Edebiyat mezunu olup da öğretmenlik yapan, ya hocam bu şiiri bir türlü sevemedim diyen pek çok arkadaşım oldu, rastladım yani. Edebiyat mezunu olmak ille de şiir yazmak anlamına gelmediği gibi, şiir yazmak da ille edebiyat okumak anlamına gelmez. Bu ikisini yapmak zorundasınız zaten şiir yazıyorsanız. Edebiyatla ilgileniyorsanız, yani daha doğrusu edebiyatla okuyorsanız da çıkar öğretmenlik yaparsınız. Çünkü şiir ya da yazı yazabilmeniz için bir de yetenek gerekiyor. O yeteneğin olmadığı yerde bunu yapamıyorsunuz. Cevabı bitireyim. Orhan Okay Hoca, Allah rahmet eylesin. Edebiyat araştırmasında ülkemizin en iyilerindendi. Mehmet Kaplan Hoca'nın öğrencisiydi. 18 yıl ara ara kendisine gitmiştim. Onun bu konuda bana söylediği bir şey vardı. Edebiyat araştırmacılığı ile ilgili yıllardır çok şey yapıyorum ama hala insanların huzuruna çıkıp okuyabileceğim bir rubayım ya da bir dörtlüğüm yok. Hadise bundan ibaret. Oldu mu Sefa kardeşim? Teşekkür ben teşekkür ederim. Yani kendini araştırmak, kendini keşfetmek, Tabii. kendi istidatlarını fark edip onların üzerine çalışma Çalışmak yapmak. Çalışmak lazım, ee. doğrudur. Yeteneğimizle alakalı işleri yaparsak daha büyük başarılar elde ederiz. Ben bunu başarı bedelisler konferanslarında uzun uzun anlatıyordum zaten. Hocam keyifle, lezzetle sizi dinliyoruz Eyvallah. ama kısa bir araya ihtiyacımız var. Tabii ki. Değerli izleyicilerimiz kısa bir ara sonra Profesör Doktor Nurullah Genç hocamızla Gençlerle Baş Başa programına devam edeceğiz. Değerli izleyicilerimiz, Vav WOW Televizyonu'nda Gençlerle Baş Başa programında Profesör Doktor Nurullah Genç hocamızla gençleri buluşturduk. Keyifli bir sohbet oluyor kaldığımız yerden. Devam ediyoruz. Kıymetli hocamızın çocukluk demlerinden, gençlik demlerinden heybemize katacağımız birçok güzel bilgi edindik ve bir yönüyle de motive olduk hocam. Yani Eyvallah. E, mevcut şartları koruyarak neler yapabileceğimizle alakalı birçok şey öğrendik. Evet yani hakikaten böyle geçmişi düşündüğümde, hayatımızı düşündüğümde gençlerimize de örnek olabilecek çok şey var. Çünkü ben çocukluk dünyamda zaten büyüklerimden aldım onları. Hı hı. E, yaşadıklarımızla da bunlar numuneyi imtisal haline gelmiş gibi duruyor yani baktığımızda. Evet. E, bunlardan ders çıkarsınlar. Yani yolun bile olmadığı, yolun izin olmadığı, kapandığında üç ay kimsenin ulaşamadığı bir köyden. Vav televizyonunda gençlerle baş Başa programındayız. Yani bu aradaki mesafeyi bir hesap etsinler bakalım. Kolay bir mesafe değil. Ama bunun arkasındaki sır anlattıklarımızda gizli. Çalışmak hı hı. ve mutlaka hedef koyarak bir hayalin üzerine doğru yürüyerek çalışmayı taçlandırmak. Yetiştiğiniz ortam da evet. oldukça kıymetli bir ortam. Çok kıymetli bir ortamdı. Çünkü ne kadar kitap okuyorlar bilmiyorum ya da ne kadar dinliyorlar bilmiyorum. Ama 7 ay aralıksız her gün her akşam okunan kitapları dinleyen çocuklardık biz. Hmm. Yani Ahmediyeler, Muhammediyeler, peygamber hayatını anlatan kitaplar, destanlar, masallar, Hazreti Ali, kısalar, Cenkleri. Hazreti Ali cenklerini anlatan evet. hikayeler. Kerem, Kerem, ile Aslı hikayeleri, Köroğlu destanı, Battal Gazi destanı bizim o köy odasında ki işte arkadaşlar yazın belgeselini de çektiler. O odaya geldiler. Hatta oturduğum yeri de gösterdim. Ya ben genellikle burada oturuyordum dedim. Hı hı. Ee, orada dedem Sibirya Gazisi posta otururdu. Ana köşede otururdu. Herkes böyle halkalanırdı. En küçük çocuk kapının dibinde otururdu. Böyle başlardı. Ama yanına da bir yaşlı gelir otururdu. Biz oradan şunu anlardık, yani bu bir hiyerarşik bir diziliş değil aslında. Hani böyle başlıyoruz ama bir yaşlı da gelip bizim yanımızda oturuyor. Böyle olması lazım demek ki filan diye anlardık. Hmm. Kend, çocuktuk ama kendimizi küçük göreceğimiz bir şey yoktu. Çünkü fikrimiz bile sorulurdu. Yani hmm. Nurullah sen bu konuda ne düşünüyorsun? Dediklerini çok hatırlıyorum. Nurullah hoşuna gitti mi mesela Battalgazi'nin bunu yapması filan diye dedemin sorduğunu. Hiç unutmam sorardı bize. Mehter marşı söylemeyi öğretmişlerdi. Cemaatle namaz kılmayı öğrenmiştik. Bir gün birkaç asker geldi yemek yiyorlar. Dedem onlara dedi ki bu çocuklar dedi biz burada ciddi de bir eğitimden geçiriyoruz. Okulumuzun olmadığına bakmayın. Yüzbaşıydı ya da işte de hatırlamıyorum. Dedi ki neler öğrettiniz hacı bunlara? Kalkın dedi bir cemaatle namaz kılın bakalım. İşte akşam namazı vakti girmiş. Kalktık bir cemaatle namaz kıldık. Hadi dedi bir de Mehter Marşı söyleyin. Biz bir de Mehter Marşı yaptık. E dedi ki sadece bu mu dedi? Modern hiçbir şey öğretmediniz mi? Dedem ne dedi biliyor musunuz? Kalkın çocuklar bir de Eskişehir Marşı okuyun bakalım. Hiç unutmam. Eskişehir, Eskişehir diye marşı söyleyerek dolandık. O komutan kardeşimizin gözleri yaşlandı. Kalktı dedeme sarıldı. Dedi ki yani okulun bile olmadığı bir köyde bana deselerdi ki hayal et çocuklardan ezbere şiir dinleyeceksin marş dinle çünkü şiirler de okumuştuk. Hı hı. Hatta gazel söylemiştik. Makamla, musiki de olurdu orada. Hayal bile edemezdim. Seni tebrik ediyorum acı. Sibirya gazisinin e, odasında ben dahi bir şeyler öğrendim, gidiyorum demişti o komutan. Orada 9 yaşıma kadar 20'nin üzerinde şiir ezberledim. Ya Fuzuli gazeli ezberlemiştim. Böyle bir odadan söz ediyorum. O odada bize 3 kelime armağan ettiler. O üç kelime benim hayatımı değiştirmiştir. Üç kelime tabii ki ben aslıyla yani bize Osmanlıcadan gelen aslıyla söyleyip izahını da yapacağım. Yeni anlamlarını da söyleyeceğim. Kardeşlerimiz kaydedebilirler hafızalarına. Bu üç kelimeyi cüzdanımda taşıdım yıllarca böyle alt alta yazmıştım. Tedricen çalış, tecriden çalış ve tecdiden çalış. Tecrit, tedric ve tecdit. Tedriç derece derece demek. Derece kelimesini biliyorsunuz değil mi? Derece. İşte derece, tedriç derece aynı kelime kökünden geliyorlar. Yani adım adım çalış, üzerine git. Birden bire mesela müdür olamazsınız. Birden bire profesör olamıyorsunuz. Neden? Asistan olmanız lazım. Yüksek lisans yapacaksınız, doktora, doçentlik, profesörlük, makale yap yazacaksın. Bakın adım adım. Ha tedricen çalış, adım adım git. İşte boş bırakma zamanı demektir bu. Yani adam hele bir dursun, üç sene sonra bakarım diyemiyorsunuz. Adım adım çalışıyorsanız bugünü de dikkate almak zorundasınız. Bugün başlayacaksınız. Gün bugündür. Yarın ne yapacağınızı düşüneceksiniz. Ya çantam olsaydı yanımda gösterirdim. Hala defterim var yazıyorum. Bugün şunu yap, bugün de bunu yap. Bir sürü yap diye, acil yap diye zaman yönetimi uyguluyorum. Acil ama önemsiz. Başkasına havale ediyorum. Şunları yapın diye veriyorum mesela. Hala zamanı böyle yönetmeye çalışıyorum. O tedricen çalışmanın sonucudur. Yani adım adım meselelerin üzerine gitmek. Unutmamak için de not almak. Birincisi bu. İkincisi tecriden çalış. Odaklan. Anlamı bu. Odaklan. Tecrit etmek soyutlama demektir. Mesela tecrit edildi. Hastalığa yakalandı, tecrit edildi. Yani soyutlandı, bir yere kapatıldı, koyuldu. Bu çalışmada tecritse lüzumsuz işlerden kendinizi ayıklayın demektir gereksiz şeyleri hayatınızdan uzaklaştırın demektir. Kendinizi fayda sağlamayacak şeylerden tecrit edin, uzaklaştırın, ana hedefinize ve hayalinize odaklanın. Yani Ali Fuat Başgil'in dediği gibi bir ömrü gençlikte eğlenerek geçirirseniz yaşlılıkta ağlarsınız diyor. Eğlenmeyi de ihmal etmeyin. Eğlenin ama vaktini bilin. Ne kadar olacağını bilin. Ana hedefinizden vazgeçmeyin. Hayalinizin üzerine Odaklanarak gidin. Tecrit budur. Bakın bir kelimenin altında ne kadar büyük manalar var. Üçüncüsü de tecdiden yaşayın ve çalışın. Tecdit nedir? Yenilenmek. Derdi ki rahmetli amcam, tedricen çalışmayı beceremeyen tecriden çalışamaz. Yani önce adım adım gitmeyi öğrenecek, sonra da kendisini soyutlayacak yanlış olanlardan, hedefine doğru yürüyecek. Biri olmadan öbürü olmuyor. Yani siz derece derece gitmeyi bilmiyorsanız kendinizi soyutlayamıyorsunuz. Önce adım adım gideceksiniz, sonra soyutlayacaksınız. Odak odaklanacaksınız hayalinize. Peki bu ikisinin başarısı neye bağlı? Tecdiden çalışmaya. O nedir? Yenilenmek. Hı. Bunun da anlamı şu. İki gününüz birbirine eşit olmayacak. Değil mi hadis-i şerif. İki günü birbirine eşit olan ziyandadır. İki gününüz birbirine eşit olmayacak. Her gün bir şey öğreneceksiniz. Mevlana'nın dediği gibi dün dünde kaldı cancağızım. Yeni şeyler söylemek lazım. Dün dünde kaldı. Bugün ne öğrenirsiniz ona bakacaksınız. Bunun adı da tecdit. Şimdi hayal edin sevgili gençler. Adım adım gidiyorsunuz. Kendinizi yanlış olan her şeyden soyutladınız ve yürüyorsunuz ve her günde yeniliyorsunuz kendinizi. Bir arkadaş kalkıp bana diyebilir mi ben başarılı olam, olamam diyemezsiniz. Başarı böyle geliyor. Biz o odada bunu öğrendik. Ve bunu ben cüzdanımda taşıdım yıllarca. Artık taşımıyorum çünkü sürekli anlatıyorum her yerde. Konferanslarda başarı bedelistler konferanslarında anlatıyorum. Adım adım derece derece soyutlayarak yani tecriden ve yenilenerek. Bugün ne öğrendim ona bakıyorum. Bugün yeni bir şey öğrendim mi? Hiçbir şey yapamıyorsam kitap okuma imkanım olmuyor bazen seyahatlerde filan Hemen telefonuma bir şey yazıyorum. Burada telefonum var. Kaç tane kitap indirdiğimi gelip görebilirsiniz. Kitaplarım var burada. Hemen açıyorum oradan bir şeyler okuyorum o günde bir şey öğrenmenin gayret içerisinde hareket ediyorum. Büyük zenginlik yaşarsınız. Hafızanız dolar. Doldukça taşar. Söylemeye ve konuşmaya başlarsınız. Böyle başarı elde ettim ama bir de bir şey daha onu da söyleyeyim. Mutlaka bir de zamanınızı bir hayalle süsleyeceksiniz. Hmm. Bir hocamız derse girmişti üniversitedeyken yönetim organizasyon dersine girmişti. Benim o üç adımımı yani tedric, tecrit ve tecdidi taçlandırdı hoca. Bakın öğretmenlerimizin, hocalarımızın fonksiyonu çok büyük. Demişti ki devletler sonsuza kadar yaşamak üzere kurulurlar. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nin ne diyoruz? İleribet paydar olacaktır. İnşallah kıyamete kadar İnşallah. kalacak devletimiz. İkincisi, mesela Osmanlı Devleti'nin bir namı da şuydu. Devleti ebed müddet, sonsuza kadar yaşayacak devlet. Ya hiçbir devlet yarın yıkılacak ya da on sene sonra yıkacağız diye kurulmaz. Kurumlarsa, 100 yıl, 200 yıl, 300 yıllık hayallerle kurulurlar. Yani bu firma en az bir 100 yıl yaşasın, 200 yıl yaşasın. Peki böyle oluyor mu? Ben aile işletmelerini ve işletmelere de 20 yıl danışmanlık yaptım. Türkiye'de aile işletmelerinin oranını size söyleyelim. Nesillere kalma oranını. Dededen babaya, babadan toruna kalan aile işletmesi oranı yüzde %5 bile değildi. Yüzde %3'tü. %97'si batıyordu aile işletmelerini. Neden? Çünkü hayalleri 10 yıllıktı, belki 5 yıllıktı, belki 1 yıllıktı. İşletmelerin hayallerinin de en az bir 100 yıl falan olması lazım. Peki insan? insanın hayali. insanın hayali de hiç olmazsa ömrünün dörtte birini, en az dörtte birini içine almalı. Yani 80 yıllık ortalama bir ömrümüz varsa her birinizin bir 20 yıllık hayalinin olması lazım. İşte Ahmet, Mehmet, Sefa, kardeşimizin ismi, öbür kardeşimiz. 20 sene sonra nerede olacak? Bu hayali de kurması gerekiyor. Hocamız bunu anlatınca bir hafta heyecanla gezdim ben. Neden biliyor musunuz? Müfettiş mi olayım? Akademisyen mi olayım? Doktor mu olayım diye endişem vardı. Bir türlü karar veremiyordum. Doktorluk nereden geldi? Fark diploması almak için bir liseye gidiyordum. Hı hı. Fizik, kimya, biyoloji derslerini veriyordum. Çünkü o Abdurrahman Teber hocama üniversite mezuniyet belgesini götürdüğümde şöyle vurdu. Dedi ki böyle haksızlık olmaz. Hayırdır hocam dedim. Senin fen puanın tıp fakültesini tutuyor dedi. Hiçbir işe yaramamış hemen gidip fark derslerini vereceksin tıp fakültesini kazanacaksın. Ben de gittim fark dersleri için okula devam et, ediyorum bir taraftan ama karar veremiyorum 20 sene sonra mı 10 sene sonra mı nerede olacağım? Hocam bunları söyleyince a benim de bir vizyonum olmalı dedim. Bir hafta uğraştım bir şey yapamadım. Gittim kapısını çaldım. Hocalarınızın kapısını çalın. Aşındırın yani. Hocam dedim girebilir miyim? Gir dedi. Hocam kafam karıştı benim. Ne oldu oğlum dedi. Derste böyle anlattınız ama ben bir yola varamadım. Ne dedi biliyor musunuz sevgili gençler? Oğlum dedi senden başka merak eden olmadı gel dedi. Odasına girdim anlattım durumumu. Dedi ki ben sana yardımcı olacağım. Yalnız dedi bir yetenek tahlili yapayım dedi. Bir yetenek tahlili yaptı, bir anket yaptı, sorular sordu bana. Bir 15-20 dakika geçti. Bir dolaş gel dedi. Bir dolaştım döndüm. Oğlum dedi senin yetenek tahlilin bana gösteriyor ki sen sosyal bilimlerde ve edebiyatta son derece başarılı olabilecek birisin. Çünkü şiir yazdığımı da söylemiştim. Sen dedi tıp fakültesini şeyinden çıkaracaksın. Ufkundan çıkaracaksın. Git kaydını sildir. Ben hemen izin istedim çıktım. Ne yaptım biliyor musun sevgili gençler? İnanç böyle bir şeydir. Gittim kaydımı sildirdim. Hemen gittim tereddüt etmedim yani. Uzman bir hoca bana bunu söylüyor. Yetenek tahlilimi yaptı. Kaydımı sildirdim. Ya sonraki gün ya ikinci gün bir yerde yakaladı gördü beni okulda dolaşıyordum. Kaydını sildirdin mi dedi? Evet hocam dedim. Şimdi gel dedi. Odasını aldı bana ne dedi biliyor musunuz? Hayır deseydin seninle ilgilenmeyecektim. Çünkü inanmayan başaramaz. Kaydımı sildirdiğimi öğrenince iki ay uğraştı. İki ay sonra benim vizyonumu, 20 yıllık hayalimi belirledik. Ve bana dedi ki git dedi. Nüfus cüzdan şey cüzdanında bir yere yaz ve bu 20 yıllık hayali asla unutma. Bu hayal için uğraşacaksın. Ne yazdık biliyor musunuz oraya? Ben gittim abarttım dolabımın kapağına yazdım büyük harflerle. Hem de böyle kırmızı bir kalemle, beyaz bir kağıdın üzerinde dolabıma yapıştırdım. Yurtlarda kalıyorum, üniversite kredi yurtlar kurumu yurtlarında. Şöyle yazdım, hoca öyle söylemişti. 20 sene sonra yönetim ve organizasyon profesörü olacağım ki karşınızda o ünvanla duruyorum şu anda. 20 sene sonra yönetim ve organizasyon profesörü olacağım, yaşım 19. Parantez açtım, inş yazdım yani inşallah. Allah nasip etmezse olamazsınız çünkü siz çaba gösterirsiniz yolu açan odur. Altına da şöyle yazdım. 20 sene sonra Türkiye'nin tanıdığı bir şair olacağım. Parantezi açtım, inş yazdım, kapattım inşallah diye. Mehmet Akif'in şu beytiyle de bitirdim o sayfayı ve yapıştırdım dolabımın kapağına. Mehmet Akif ne diyor? Ersoy milli şairimiz, İstiklal Marşı şairimiz diyor ki Allah'a dayan, sahaya sarıl, hikmete ram ol. Yol varsa budur bilmiyorum başka çıkar yol. Allah'a dayan diyor. Seni yaratan o, yeteneği veren o. Bütün varlığın ona borçlusun. Sa'ye sarıl. Sa'yı ne demek biliyor musunuz? Çalışmak. Çalışmaya sarıl. Sımsıkı. Hikmete ram ol. Hikmet nedir biliyor musunuz? Yunus Emre diyor ya, çıktım erik dalına anda yedim üzümü. Hikmet budur. Yani siz bir şey hayal etmiştiniz, başka bir şey oldu diyeceksiniz ki takdiri böyle. Allah'ın takdiri böyle. Hikmet ne biliyor musunuz? Parasız yatılıyı kazanamadığımda babamın bana kızmamasıdır. Bunun anlamı şu. Vardır bunda bir hayır. Sen çalıştın oğlum. Hikmet bu. Bu hikmet sonunda ne çıkardı? 10 koyunu öğrencilere hediye etmeyi getirdi karşımıza. Benim de 10 koyun için çalışmamı getirdi. Bakın Allah'a dayan, saye sarıl, hikmete ram ol. Yol varsa budur bilmiyorum başka çıkar yol. Yazdım. Peki tahmin edebilirsiniz ne oldu biliyor musunuz? Ben bir hafta içerisinde meşhur oldum. Nerede? Okulumuzda, üniversitede. Neden? Çünkü 19 yaşında siz 20 yıllık hayal kurduğunuzda, ben profesör olacağım filan dediğinizde 79'lu 80'li yıllarda çok garip karşılanacak bir şeydi bu. Hep şöyle deniyordu asistan olmak torpile bağlı işe girmek şuna bağlı öbürüne girmek. Ve diyorlardı ki 4 yıllık fakülteyi bitirebilecek miyiz acaba Allah kerim hele bir bitirelim. Böyle diyen insanların içerisinde siz 20 yıl sonra profesör olacağım diye bir yazı asıyorsunuz. Bir gün kantine girdim arkadaşlar böyle ayağa kalktılar. Hayırdır dedim ne oldu? Birisi dedi ki ey ordinarius profesör gel böyle otur. Böyle dedi. Ama teşekkür ediyorum. Tabii alkışlarınız için de ben tabii kaçtım oradan. Çünkü bu istihzai bir şekilde söylendiği için alaycı bir şekilde. Yani adama bak daha üniversite birinci sınıfta 20 sene sonra profesörlük hayal ediyor. Bir de dolabına yazmış. Kim dedi bunu? En yakın arkadaşım geldi dedi bana. tokatta şu anda ismini de veriyorum Ömer kardeşim. Geldi dedi ki benim yakın dostum. Nurlaçım o yazıyı kaldır. Neden dedim? Dedi ki arka planda gülüyorlar dedi şuna bak hele 19 yaşında daha 20 sene 39 40 yaşın hayalini kurmuş daha fakültenin birinci sınıfında. Peki ne zaman kuracağım dedim ben. Hayali ne zaman kuracağım? Fakülte bittikten sonra mı? Ya da bir işe girdikten sonra mı hayal kuracağım? Tabii ki şimdi kuracağım ki ona göre çalışayım. Kaldırmadım yazıyı. Bir günde sınıfa girdim bir arkadaş ayağa kalktı dedi ki ey büyük şair hele son yazdığın şiiri bir oku. Bugün olsaydı girer okurdum orada. Büyük şair olduğumdan filan da değil ama şiirlerimizin, kardeşlerimizin kalbine dokunması, Türkiye'de pek çok yerde okunması dolayısıyla girer okurdum. Yoksa bizim büyüklük filan, büyüklük Allah'a mahsustur. Allahu Ekber deriz, bütün büyüklükler biter. Bizim inancımız budur. Biz Allah'ın verdiği yeteneklerle bir şeyler yapıyoruz. Kaçtım oradan da. Neden? 20 yıllık hayalimi kimse kurulabilecek bir hayal olarak belirlemiyor şey yapma kabul etmediği için. Peki ben ne yaptım biliyor musunuz? Israrla çalıştım ve hatta şunu söyledim içimden. Görürsünüz dedim. Ben çalışacağım, siz de göreceksiniz. Yıl 1979 80 yıl 2000 1999 diyelim. Yıl 1999. Benim şiir kitaplarıma filan baktıysanız oradaki özgeçmişimdeki bütün ödülleri o 20 yıl içerisinde Allah bana almayı nasip etti. Yağmuru okudu Kardeşimiz girişte Yağmur'dan bir bölüm okudu. 1990 yılında alındı o ödül. Uluslararası Natı Şerif ödülü. En son 1999 Türkiye Yazarlar Birliği Yılın Şairi Ödülü. Hüznün lalesidir dünya bakın 99. O 20 yıl içerisinde bütün ödüller o 20 yıl içerisinde alındı bir. 99'a geldiğimde yönetim ve organizasyon profesörlüğüne hak kazanmıştım. Ama doktora da iki yıl kadro verilmediği için İki seneyi benim dışımda nedenlerle kaybettim ve 2001'de profesörlük kadrosuna tayinim yapıldı, atamam yapıldı. 20 yıllık hayali Allah nasip etti. Ben de adım adım üzerine giderek yani tedricen ve tecriden üzerine giderek yani kendimi soyutlayarak birçok şeyden ve tecdiden giderek üzerine yani yenilenerek 20 yıllık hayali gerçekleştirdim. Şükrediyorum Allah'a. Ben 99'dan sonra da yeni bir 20 yıllık hayal belirlemiştim. Hayal bitmez ölene kadar. Sevgili gençlere son sözüm şu bu noktada. Bizim medeniyetimiz dünyanın en güzel medeniyetidir. Toprak medeniyetidir. Hazreti Adem'den bize gelir. Ve biz ölümümüzün 5 dakika sonra olduğunu bilsek dahi 50 yıllık hayal kuracak insanlarız. 100 yıllık hayal kuracak insanlarız. Nasıl biliyor musunuz? Ben şimdi ölüyorum. Öleceğim 5 dakika sonra. Babam öleceğini bilseydi 5 dakika sonra giderdi ve bizim bahçeye bir tohumu atardı. İşte bundan dolayı ne diyor peygamberimiz 5 dakika az sonra öleceğinizi bir dahi bilseniz elinizdeki tohumu toprağa atınız ne olacak o tohum biliyor musunuz yeşerecek dal budak çiçek gölge 10 yıl sonra 20 yıl sonra 30 yıl sonra o ağaç yaşadığı sürece insanlara gölgelik olacak meyve verecek dalından yaprağından canlılar geçinecek balkanlardaydım bir hafta önce balkanlarda ne gördüm biliyor musunuz atalarımızın diktiği çınar Kaç yüzyıllık olmuş? 500 yıllık çınar dikmiş atalarımız oraya. Bir çınar var hala gölgesinde insanlar serinliyor. Bizim atalarımız oraya çınar dikmişler, ağaç dikmişler. Bizim medeniyetimiz hayal medeniyetidir aynı zamanda ama gerçekleştirilebilecek hayal. Yani Don Kişotçu hayaller kurmayız biz. Gerçekleştirilebilecek hayaller kurarız. Onun için hayal kurmadan olmuyor. Formül evet. bu. Kıymet hocam gençlerin soruları var. Tabii ki. Hanımefendiyi dinleyelim. Alalım. Merhaba hocam, ben Feyza. Ee, o kadar hayatınızdaki başarılardan ve başarılarınızın sonucunda olan e, hayallerinizden bahsettiniz. Size bir soru sormak istiyorum. Ee, başarı ve başarısızlığı nasıl tanımlarsınız? Evet, başarı üzerinde çokça düşündüğüm bir kavram benim. Acaba başarı nedir yani gerçekten de? Başarı ne biliyor musunuz? Herkesin kendi kabiliyetlerine, birikimine ve yapabileceklerine göre gelecekte gerçekleştirebileceği bir hedefi belirlemesidir. Başarı budur. Gelecekte bir hedef var. O hedefi şartlarınıza göre yani kendi durumunuza göre belirliyorsunuz. Diyorsunuz ki ben bir sene sonra şunu gerçekleştireceğim. Onu yapıyorsanız bu bir başarıdır. İki sene sonra şunu gerçekleştireceğim. Yapıyorsanız başarıdır. Şu yarışmayı kazanacağım. Yapıyorsanız, gerçekleştiriyorsanız başarıdır. Olimpiyat kazanacağım. Kazanıyorsanız başarıdır. Ama biz başarıyı bundan bir adım sonrası olarak da tanımlıyoruz. O ne biliyor musunuz? Onu başardıktan sonrakini de başarmak. Onun için ben başarı bedelisler konferanslarında başarıyı anlatırken hep Allah rahmet eylesin yakın zamanda kaybettik Üstad Sezai Karakoç'un bir mısrağını kullandım. Hakkında yazdığım bir yazıda da kullandım. Ne diyor Üstad Sezai Karakoç? Biz koşu bittikten sonra da koşan atlarız. Ben ne demiştim Rüveyda şiirinde? alaca bir at koşar içimde zamansız mekansız nefese doğru bizim içimizde koşan at ya da bizim atlarımız sadece bir tek hayali ve hedefi gerçekleştirmek için var değil. O biter öbür hayal o biter öbür hayal. Önene kadar koşarız. Koşu biter biz yine koşarız. İşte bizim için başarı budur. Bütün insanlık bizi bekliyor çünkü. Yardıma muhtaç olan yüzlerce binlerce değil milyonlarca insan var yeryüzünde. Ve hatta ne diyeyim biliyor musunuz? Bizim her birimiz bir gün öleceğiz. Ecelimiz gelecek ve dünyadan ayrılacağız. Biz öldükten sonra doğacak insanlar bizi bekliyor. Bizim yapacaklarımızı bekliyorlar. Ya güzel şeyler yapacağız, onlara bırakacağız ya da silinip gideceğiz. Ve rahmetli nenemin, Sibirya gazisi dedemin sözüyle bitireyim. İşte alın size bir başarı tanımı daha. Bir gün bize demişti ki çocuklar, Yerin altındakiler üstündekilerden daha fazladır. Ama yerin altındakilerden yerin üstündekilerin tanıdığı insan sayısı çok azdır. Yerin altına girip de yerin üstünde olmayıp da yerin üstündekilerin hatırladığı insanlardan olmak istiyorsanız iz bırakın. Ama o bıraktığınız iz de kötü bir iz olmasın. Çünkü insanlar iki türlü iz bırakırlar. Kötü ve iyi izler. Sizler güzel ve iyi izler bırakın ki yerin altına girdiğinizde dahi Yerin üstündekiler sizi bilsin ve hatırlasın. Alın size bir başarı şeyi daha. Teşekkürler. Teşekkür ederim. Eyvallah. Evet bu tarafta başka soru sormak isteyen var mı? Efendim e, ismim Hasan buradayım. Evet. evet. E, gençler tarafından eleştirilip de sizin desteklediğiniz bir mesele var mıydı? Vallahi gençler tarafından eleştirilip benim desteklediğim mesele. Yani e gençlerin eleştirildiği, doğru mu anlıyoruz? Gençleri şu şu konularda eleştiriyorlar ama e Evet Siz evet. Yani onların eleştirildiği veçeden bakmıyorsunuz. kabilinden. Anladım. Şey. Yani gençleri eleştiriyor büyükler bir konuda. Siz eleştirmiyorsunuz evet. ve destekliyorsunuz. Hemen söyleyeyim. Güzel bir soru. Teşekkür ediyorum. Gençlerimizi zaman zaman eleştiriyorlar Z kuşağı falan diye. Hani böyle bir şey var ya Z kuşağı, X kuşağı, Y kuşağı. İşte biz bunlardan ayrıyız filan. Ben katılmıyorum. Ve bunu diyenleri eleştiriyorum. Neden biliyor musunuz? Çünkü bizim gençlerimiz ne Z kuşağıdır, ne X kuşağıdır, ne Y kuşağıdır. Bizim gençlerimiz bizim kuşağımızdır. Ve bizim kuşağımız da üç tanedir. Dede, baba, torun. Hayattaysa yani düşünün. Dedemiz var. Benim dedem vardı, babam vardı ve ben vardım. Ben onlar için torun kuşağıydım. Babam işte o evlat kuşağıydı dedem için. Dedem bizim için üst kuşaktı. Biz öyle aramızda harflerle, x'lerle, y'lerle, z'lerle batı medeniyetinin materyalist mantığının ürettiği kelimelerle birbirimizi ayıklayamayız. Gençler itiraz ediyorlar. Çoğu yerde görüyorum. Bizi niye ayırıyorsunuz kuşak filan diyen gençler gördüm. Haklılar. Kimse kimseye ayıramaz. Siz kendinizi annenizden, babanızdan nasıl ayırırsınız? Ben şu kuşağım, sen de şu kuşaksın, sen ben an öyle bir şey yok. Her biz birbirimizi anlarız. Biz birbirimizi yeter ki medeniyetimizi iyi öğrenelim. Birbirimizi anlarız. Çünkü bu toprakların ruhu anlama üzerine dayalıdır, biliyor musunuz? Şeyh Edebali'nin bir sözü vardır. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın. Biz insanı yaşatmak için uğraşan bir medeniyetin insanlarıyız. Mesela bunu bütün ülkemizdeki her insan kabul etse Allah buyuruyor ki Kur'an'da bir insanı haksız yere öldürmek bütün insanlığı öldürmek gibidir. Bir insana hayat vermek de bütün insanlığa hayat vermek gibidir. Kim artık insana haksızlık yapabilir? Kim insana haksız yere öldürebilir? Kim insana kast edebilir? Gencimiz kasteder eder mi? Hayır. Yaşlımız kast mi? Hayır. Orta yaşlımız hayır. Kaldı mı arada bir kuşak? Bakın, kuşak meselesi Batı medeniyetini, ben küreselleşme üzerine de çalıştım. Tez yaptırdım hatta doktora tezi. Batı medeniyetinin ürettiği bazı kavramlarla insanları mankurtlaştırma çabalarının bir sonucudur. Hafızasını elinden almak ve ayırmak, kodlayarak insanları. Buna düşmeyelim. Gençler birçok yerde buna itiraz ediyorlar. Dediğiniz doğru eleştiriyorlar. Öyle bir şey yok. Bizi yaftalıyorlar diye. Gençleri bu noktada destekliyorum. Öyle bir şey yok. Bizim kuşağımız bellidir. Biz bu ülkenin kuşağıyız. Başka bir kuşağımız yok. Teşekkür ederim. Peki gençleri nasıl buluyorsunuz hocam? Efendim günümüz gençliğini nasıl buluyorsunuz? Nasıl değerlendiriyorsunuz? Çok iyi hocam? buluyorum. Neden biliyor musunuz? Mesela kitap fuarlarına gidiyorum. Kitap imzalatanların yüzde 95'i gençler. Gerçekten böyle. Hı. Ya en son işte Bursa'daydım. Üç buçuk saat kitap imzaladım. Üç buçuk saat. Dışarıya baktım böyle fuarın arka planına falan kuyruk oluşmuş. Şöyle bir baktım üniversite gençlerimiz, lise gençlerimiz, liseli gençlerimiz, çocuklarımız, ortaokul öğrencilerimiz. Yani böyle orta yaş çok az insan var. Yaşlı insan bir iki tane. Gençlerimizi ben çok iyi buluyorum. Çok güzel şeyler yapacaklar. Olumsuzlukla gençleri buluşturanlar, gençlerimizi anlayamayan ve ya da onları başka bir yere göndermek isteyenlerdir. Ben gençlerimizle alakalı olumsuz bir fikir taşımıyorum. Ve inanıyorum ki bu ülkenin ruhuna uygun olarak her biri bir gün davranış gösterecekler. Bu medeniyetin ve bu ülkenin ruhuna uygun olarak. Çünkü büyük acılar çekmiş bir toprağın insanlarıyız biz. Ve bu topraklarda yaşayanlar şunu bilmeliler. Biz bu topraklarda bir müjdeyle bulunuyoruz. Mesela hiç sordunuz mu kendinize? Ben defalarca sordum. 2071 diyoruz ya. 1071'de Malazgirt'te ne işi vardı Sultan Alparslan'ın? Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'un önlerinde, yani bu şehrin surlarının önünde ne işi vardı? İçinizde Eyüp semtinde oturanınız var mı bilmiyorum. Eyüp semtinin adı neden Eyüp? Eba Eyüp el Ensari'nin İstanbul'da ne işi vardı? 200 sahabenin Diyarbakır'da ne işi vardı? Diyarbakır'a gelmiş 200'ün üzerinde sahabe var. Bunların hepsinin arkasında bir hayal. Bakın hayal dedik, 20 yıllık hayal. Peki peygamberimizin kurduğu hayal bize gerçekten büyük bir mucizeyle gösterdiği hayali hesap edin. Ne diyor peygamberimiz? La tuftahannel kostantiniyetu. Falan yemel emiru emiru ha falan yemel ceyşu zalikel Bakın ta 1600 2021'deyiz. 630'lu yıllara gidin, 625'li yıllara gidin. Değil mi? Yani Ayasofya'nın aslı bile 100 sene olmuş yapılalı. O yıllara gidin. Kainatın efendisi Peygamberimiz Hazreti Muhammed şöyle söylüyor ashabına. Konstantiniyye yani İstanbul elbette feth olunacaktır. Onu fetheden asker. Komutan ne güzel komutan, onu fetheden asker ne güzel askerdir. Ve le ni'mel emiru, emiruha ve le ni'mel zalikel İstanbul elbette feth olunacaktır demek 630'lu yıllarda. Kaç yıllık bir hayal sevgili gençler? 800 yıldan fazla bir hayal değil mi? 1453, 630 toplarsanız 820 yıl yapar. 800 yıllık bir hayali mucizeyle Müslümanların dünyasına yerleştiren bir peygamberimiz var. İşte Ebu Eyyub el onun için burada. Fatih onun için surların önündeydi. Malazgirt'te onun için vardı Sultan Alparslan. Yani kendi nefsi için milletinin, memleketinin sömürgesini oluşturmak için bulunmuyordu. Bunu söylemeye çalışıyorum. Dünya üzerinde bazı devletlerin yaptığı gibi gidip bir yerleri alıp oraları sömürmek için bulunmuyordu. İşte Monteyn'in denemelerinde söylediği ve anlayamadığı budur. Montaigne denemelerinde ne diyor Osmanlı için biliyor musunuz? Ne kadar manyak bir devletti diyor. Gitti bir yerleri aldı oraya para harcadı. Halbuki diyor bir, bir yeri aldığı zaman bir devlet oradan para alır. Orayı sömürür. Sömürmedi ve gitti eser yaptı oralara. Balkanlarda yine gördük gittik. Biz buralara bunun için geldik. Allah'ın peygamberine söylettiği bir hayali, mucizeyi gerçekleştirmek için. Çünkü gerçek olacaktı. Ve gerçek oldu. İşte alın bizim medeniyetimiz böyle bir medeniyettir. Ben gençlerimizin bunu anlayacağını ve 2071'de bu topraklarda dünyanın en büyük adil medeniyetini kuracağını inanıyorum ve eminim. Gençleri ben böyle biliyorum. Allah'ın izniyle. Yani hiç sakın yanlış düşünmeyin. İnandığım bu. Öyle motive etmek için falan da söylemiyorum. Ne gençler görüyorum heyecanlı bu iş için falan. Yüzlerce değil, binlerce değil, on binlerce. Bu olacak Allah'ın izniyle. Kimse buna engel olamayacak bu topraklarda. Yayından evet. önce arkadaşlarla sohbet ettik hocam. Bazı arkadaşlarımız tarihi çalışmalar, tarihle ilgili çalışmalar gerçekleştiriyorlar. Bazıları savunma sanayine ilişkin araştırmalar yapıyorlar. Eyvallah. İçlerinde enstrüman e, icra eden, sanatla e, ilgilenen arkadaşlar var. Allah nazardan saklasın. Gençler Aynen. zehir, gençler bal dolu. İnşallah. Çalışın ve eser üretin. Sevgili gençler, kardeşlerim benim. Eser. Dünyada bir genç bir ülkede bir şeyi en iyi yapıyorsa siz ondan daha iyi yapmak için uğraşacaksınız. Ölçümüz bu. Dünyada bir şey yapılacaksa onu en iyi biz yaparız. Buna inanacağız ve böyle çalışacağız. Yapacağımıza inanın. İnşallah. Yaparız yani. Bir arkadaşımız daha soru sormak istiyor. Tabii ki. Hocam ismim Miray. Evet. Sizce gençlerle iletişimin püf noktaları nelerdir? Evet, teşekkür ediyorum. Gençlerle iletişimin püf noktaları nelerdir? Uzun uzun konuşulabilir ama birkaç tane temel hususu söyleyeyim. Hiçbir genç ya da çocuk, bir orta yaşlının ya da büyük bir insan, yaş olarak büyük birisinin hafife alabileceği bir insan değildir. Anlatabildim mi? Bir defa yaşta bizden büyük olan analarımız, babalarımız bunu kabul edecekler. Hafife alabileceği birisi değildir tazedir, gençtir ve hafızası tazedir ve şunu da bilecek ki kendisinden daha iyi algılayabilecek, anlayabilecek bir noktadadır. Birincisi bu. İkinci püf nokta çocuk dahi olsa konuştuğumuz sizde yani bir çocukla konuşurken dinleyeceğiz birbirimizi. Mesela genellikle bunu ihmal ederiz. Kendimizden küçükler, daha küçükler konuştuğunda dinlemek istemeyiz pek. Bize şey gelmediği için, seviye olarak denk düşmediği için. O onun için çok önemlidir dinleyeceğiz. Bunun anlamı şu. Gençlerimizi dinleyeceğiz demektir bizler. Orta yaşlar, analar, babalar çocuklarını dinleyecekler bir defa. Püf noktalarından bir tanesi de bu. İkincisi gençler de şunu bilecekler. İletişimin püf noktası. Anneleri, babaları, öğretmenleri kendilerinden yaşça büyük olanlar gençtiler. Kendi yaşadıkları duyguları yaşadılar. Tecrübe sahibi onlar onların hem fikirlerinden de hem de tecrübelerinden yararlanmaya ihtiyaçları var. Gençler de bunu bilecek. Şöyle demeyecekler. Şimdiki devir eski devir değil. Siz ne bilirsiniz ki filan. Çünkü genellikle gençlerin de bu tür arızalar gösterdiklerine şahidim ömrümce. Anne babalarına karşı bile. Ve bir şey daha. Püf, en önemli püf noktayı söylüyorum. Bitireceğim. Dediğim gibi çok uzun konuşulabilecek bir alan ama en önemli püf nokta ne biliyor musunuz? Sadece genç değil, insanlarla da iletişimin temel noktası, püf noktası bu. Her insan karnı kınalı bir serçedir. Bir çoban, bakın dağdaki çoban değil mi? Çoban diyoruz. O kadar kıymetlidir ki. Ve bizim bilmediğimiz pek çok şeyi bilebilir. Genç de yaşlı da bilecek ki her insan bir diğerinin cahili olabilir. Hangi noktada? Onun bildiği, onun bilmediği noktada. O rahmetli ninem anlatırdı masalında işte karnı kınalı serçeyi. Yer altındakilerin üstündekilerden çok olduğunu söyleyen ninem. Uzunca bir masaldır o. Muradına eren diller masalı. Vaktimiz ona müsait değil. Ama karnı kınalı serçe masalı şuydu kısa. Bir serçe varmış karnı kınalı. Hava bozulduğu zaman yani bulutlar, şimşekler, yıldırımlar, yağmur, çamur, sel. Diğer bütün kuşlar bir araya gelir tir tir titrerlermiş korkularından en büyük kuşun yanında toplanırlarmış küçükler de. Ama o karnı kınalı serçe sırtını böyle yere verirmiş, ayaklarını da göğe dikermiş. Kahkahalar atarlarmış diğerleri. Derlermiş ki şu zavallıya bakın bir de korkusundan yerlerde sürünüyor. Bir gün, iki gün, bir gün yine böyle havanın yıldırımlı, şimşekli, dumanlı olduğu bir vakitte kuşlar birbirleriyle tir tir titrerken, o büyük kuş bile titrerken bizim karnı kınalı serçeyi sırtını yere vermiş, ayaklarını göğe dikmiş böyle tutmaya çalışıyor. Gülmüşler kahkahalar atmışlar demişler ki ya şu zavallıya bak korkusundan ölecek neredeyiz. Büyük kuşla demiş ki ey zavallı neden o kadar titriyorsun gel bize dayan. Ne demiş karnıknal serçe biliyor musunuz? Siz benim korktuğumu mu zannediyorsunuz? E demişler ki neden yerde sürünüyorsun? Ben sürünmüyorum ki demiş. E peki bu halin nedir? Ne demiş biliyor musunuz? Yıkılır diye gökyüzünü tutmaya çalışıyorum. Bütün kuşlar alayla üzerine gülmüşler. Demişler ki: "Sen bu ufacık halinle yıkılan gökyüzünü mü tutacaksın?" Serçe ayağa kalkmış, demiş ki: "Benimin karnımın kınal olduğunu görmüyor musunuz? Siz benim içimde ne olduğunu nereden biliyorsunuz?" İşte püf nokta bu. Siz yanınızdakinin içinde ne olduğunu nereden biliyorsunuz? Siz biliyor musunuz yanınızdaki arkadaşın içinde ne olduğunu? Benim içimde ne olduğunu bilebilir misiniz? Her insan bir karnı kınalı serçedir derdi nenem. Çünkü derdi serçe bir silkinmiş, içinden bir zümrü anka çıkmış, bütün kuşlar yere çökmüşler, sürünmüşler korkularından. Her insan bir karnı kınalı serçedir. Kimseyi hafife almayacağız. İşte püf nokta bu. <laughs> Teşekkür ederim. Hocam program müddetimizin yavaş yavaş nihayetine geliyor. Az evvel evet, dediniz ki evet. öğrenmek istersen herkesten bir şeyler e, öğrenebilirsin. Evet, evet. O bana sizin, sizden daha önce e, okuduğum dinlemedim ama okudum. E, Hattat'ın e, mürşidi olan Oduncu Hikayesini, Oduncu hikayesini evet. hatırlattı. Evet. Ne kadar mani... onunla? Ne kadar manidardır? Tam evet. da hayallerle de örtüşüyor. Çünkü evet. o 20 yıllık hayal, 30 yıllık hayal filan dedik. Onunla bitirelim önemli çünkü. E, hattatlarımızdan birisi, ünlü bir hattatımız Hattat İsmail Efendi hatıralarında anlatıyor. E, Kendisi anlatıyor. Değişik varyantları filan da var. Hattat Mehmet Efendi diyenler de olmuş ama Hattat İsmail Efendi asıl. Ben de zaman zaman Hattat Mehmet diye anlattım. Hattat'ın ismi de çok önemli değil. Hattatlarımızdan birisi diyelim. Öğrencilerine diyor ki, benim bugün vavları, mimleri, elifleri bilinen bir Hattat olmamın arkasında bir oduncunun bana verdiği ders vardır. Karnı kınalı serçe dedik ya, oduncu. E soruyorlar diyorlar ki bir oduncu size nasıl ders verebilir efendim diyorlar. O da diyor ki ha kimseye affı almayın. Ben de oduncudur diyordum ama oduncu bana hayatımın en büyük dersini verdi. Ve şöyle anlatıyor. Henüz bilinen bir hattat değildim. Atadan dededen kalmış bir miras evde oturuyorum. İşte bahçedeki odunların, kütüklerin kırılmasını bekliyorum. Bir taraftan da kalemle yazı yazmaya çalışıyorum. İşte kağıt, kamış filan onlarla böyle o hat sanatının malzemeleri önümde onlarla bir şeyler yazmaya çalışıyorum. Hattat demek Osmanlı'nın en ünlü sanatkarlarından biri olmak demektir. Bir defa statü olarak çok üst düzey bir mes şeydir. Sanat dalı ve meslektir hattattık. Neden? Çünkü şu söz bizim hattatlarımız için söylenmiştir. Kur'an Mekke'de nazil oldu. Kahire'de okundu. İstanbul'da yazıldı. Kur'an'ı en iyi yazan hattatlar bizim hattatlarımızdır. Kur'an-ı Kerim ve Hazreti Peygamber'in hadislerini, güzel sözleri. O yüzden hattatlık böyle önemli. Odunculuk da önemli o zamanlar. Neden? Çünkü odun sürekli kullanılan bir malzeme, evlerin ısınması için ormanlar filan bu kadar tükenmiş değil o zamanlar. Ve oduncu da demek iri yarı adam demek, pazusu güçlü, kuvvetli. Omuzunda iki balta, bir bileyi taşıyor. Heybetli yürüyor. Oduncu diye bir ses çıkarıyor. İnsanlar oduncu gel bizim odunları kır diyor. iki saat çalışıyor. Bir altın alıyor ve gidiyor. Önemli de para kazanan bir meslek o günlerde. Hatta diyor ki akşama kadar bekledim oduncu gelmedi. Kütükler kaldı. Hanımefendi sıkıştırıyor illa bir an önce kırdır diye. İkindinin ikinci yarısı alıcı karanlık çöktü. Eyvah bugün de bu kütükler kaldı derken köşe başından cılız bir ses duydum oduncu diye. Döndüm bir baktım diyor beli bükülmüş yaşlı bir adam badi badi yürüyor bir balta var. Oduncu diyor sağa sola bakıyor ama yani bu adam bizim kütükleri kırabilir mi kıramaz mı diye endişe ettim diyor. Ya bu bizim kütükleri nasıl kıracak dedim. Sonra baktım kimse de yok adam da sokaktan yürüdü göz göze geldik oduncu dedi. İşte gayri ihtiyar amca bizim kütükler var kırabilir misin deyince evladım benim işim odun kırmaktır. Söyle göster kırayım. Gel bir bak dedim diyor. Geldi baktı kütüklere. Kırarım evladım. Ne kadar zamanda? Bir saat deyince dedim ki amca bir saatte nasıl kıracaksın bu kütükleri? İki saatten az sürmez. Oğlum dedi ben odun kırıcıyım. Sen kırdırmak istiyor musun? İstemiyor musun? Söyle ben bir saatte kırarım. Ücretin ne kadar amca diye sordum. Diyor dedi ki iki altın. Ya amca racon ücret bir altın değil mi? Oduncuların ücreti bir altın değil mi? Oğlum dedi diyor benim ücretim iki altındır. Bir saatte kırarım iki altınını alırım. Merak ettim ya bu adam bu odunları kırabilecek mi? Bakın odunları kırabilecek mi diye hayal ediyor. Merak ediyor. Buyur amca dedim diyor. Geldi diyor. Yer yaptı. Odunları kıracak. Baltayı bileyle Kütüklere bakıyor. Orada hissettim sanki kütüklerle konuşuyor. Acaba neresinden kırılırsın sen ey kütük dercesini? Şimdi bizde bazı spor dallarında bu çok önemlidir. Yani o e, açıyı uygun yeri tespit etmek. Ben böyle 3 bant bilardo da oynadığım için Sizin bilardodan de evet, biliyorum. Evet, bilardo Şimdi hocamızın Mesela o biliyor musunuz arkadaşlar? Tabii 3 bant bilardo oynayacağım mesela. Topa eğiliyorum. Topun neresinden vuracağım çok önemli. Falsoyu yanlış yerden verirsen yanlış yere gidiyor. Sayıyı alamazsın. Aynen. Sanki kütükte bir falso yeri var kırılacak. Ya Allah bismillah dedi diyor. Başladı. Vurdu, ayırdı. Kütüğe baktı, parçaya baktı, döndü çevresinde. Vurdu, ayırdı. O bir kütüğü koydu, baktı, vurdu, ayırdı, döndü, vurdu, ayırdı, bileyledi, vurdu. Kırması önemli değil diyor. Bir saatte hepsini kırdı da, hadi bu olur da, nasıl diyor hiçbir parçaya baltayı ikinci defa indirmedi. Bu çok zor biliyor musunuz gençler? Bir deneyin görürsünüz. Yani kütükleri koyun, her kütüğün parçayı bir defa vuruşta kırın. Budaklı bir yere bazen on defa vurursunuz. Bu çok zordur. Ondan dolayı diyor, Gözlerim fal taşı gibi izledim, bitirdi dedi ki altınlarımı getir. Hemen koştum iki altını aldım götürdüm avucuna bıraktım. Dedim ki amca hakkını helal et. Ne oldu evladım diyor. Kıramayacağımı düşündün değil mi? Vallahi öyle düşündüm. Yaşlısınız yaş 70-80. Yani nasıl yaptınız? Ben bir saat içinde bütün kütükleri kırmanıza şaşırmadım. O da çok zor da. Hiçbir parçaya baltayı ikinci defa indirmediniz. Bu nasıl oldu deyince de diyor dedi ki oğlum o kadar da ileri gitme. E niye amca? Oğlum benim bir saatime iki altın ödedin, elli yılın sırrını bedava istiyorsun. Böyle bir şey olur mu diyor dedi. Peki ne yapayım amca? Oğlum bir cümle daha söylerim, iki altın daha getir. Hemen koştum gittim diyor, iki altını getirdim, avuçlarına bıraktım dedim ki amca söyle. Sordu dedi ki oğlum sen ne iş yapıyorsun? Hani mesela size sorsak diyeceksiniz ki tersaneye amiri Anadolu Lisesi öğrencisiyim değil mi? bey Beyoğlu'nda. Diyor dedi ki, dedim ki ben işte hattat olmaya çalışıyorum. Ailem işte miras yedi bir aile bizimki filan. Ya da işte biraz varlıklı bir aile ama ben de hat sanatıyla ilgileniyorum. Diyor ki o Oğudunca amca yüzüme baktı dedi ki, ha oğlum sen elif yazıyorsun öyle mi? Evet, vav yapıyorsun. Ne güzel vav tv'deyiz, vav da bahsettik. Vav yazıyorsun evet, mim yazıyorsun. Peki. Döndü dedi ki oğlum sen hiç rüyanda elif gördün mü? Hattat diyor ki bir düşündüm o güne kadar rüyamda hiç elif görmemişim. Hayır dedim. Oğlum sen vavda mı görmedin? Hayır. Mimde mi görmedin? Oğlum sen hiç rüyanda besmele yazmadın mı yavrum? Diyor dedim ki hayır. Yürü be git oğlum diyor dedi. Senden hattat filan olmaz. Ya amca niye böyle söylüyorsun deyince dedi ki bak oğlum sana 50 yılın sırrını söylüyorum şimdi. Ben odunları böyle kırdım ya hiçbir kütüye balçayı, baltayı ikinci defa indirmedim hiçbir parçaya evet bunun sırrı şu oğlum. Bu yaşımdayım ve 50 yıldır odun kırıyorum. Ama hala bu yaşımda sabahlara kadar rüyalarımda odun kırıyorum oğlum. Bir adam ki hayallerini rüyalarına sokmayı becerememişse ondan bir halt olmaz oğlum. Yürü git hayalini kurabileceğin ve rüyalarına sokabileceğin bir işle uğraş. O günden sonra diyor ben rüyalarımda elif görmeye başladım, vav görmeye başladım, mim görmeye başladım. Ben de rüyalarımda şiir yazdım. Hala bazen rüyalarımda bilardo toplarına vuruyorum, fotoğraf çekiyorum, şiir yazıyorum. Ve diyorum ki sizlere sevgili gençler, işte her insan karnakınalı bir serçedir, oduncudur deyip geçmeyin. Böyle bir ders verdi bize bir oduncu ve bir hatlata. Çalışın, hayal kurun, 20 yılı hayal olarak bir belirleyin. Rüyalarınızda da o hayali bir görün. Bakın başarılı olacak mısınız, olmayacak mısınız, zaman gösterecek, eminim olacaksınız. Allah'a emanet olun. Eyvallah. Evet, kıymetli hocam çok teşekkür ben ediyoruz. Teşekkür ediyorum. Keyif aldık, Vallahi lezzet hocam. aldık, Umuyorum. istifade ettik. gençlerimize de faydası olur. Çok. Umudum odur. Çünkü onları ben seviyorum. Gençlerimizin Eyvallah. geleceğimiz. Evet. Arkadaşlar size de çok teşekkür ediyoruz. Kıymetli hocamızla beraber yaptığımız bu güzel söyleşiye eşlik ettiniz. Ekranları başında bizleri takip eden değerli izleyicilerimiz size de çok teşekkür ediyoruz efendim. İnşallah her hafta bir başka büyüğümüzü sizlerle buluşturacağız. Allah'a ısmarladık. Hoşçakalın. Thank you